Coin hiç kolay adımda. Coin parada. Saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Güne bakışla karşınızdayız. Önce piyasalara ilişkin ayrıntıları, ekonomiye dair notları konuşacağız. Sonrasında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin siyaset notlarına da birlikte bakacağız. TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan'la birlikteyiz bu bölümde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bir haber çarptı gözüme. Hatta beraber ayrıntısına bakalım. Türkiye ve şaşırttı başlık beni. Türkiye'de nakit hala en çok tercih edilen ödeme türü imiş. Kayıt dışılığa mı bağlarsın bunu? Tabii yüksek oranda kayıt dışı. Çünkü malum kredi kartıyla vesaire ödeme yaptığınız zaman bu finansal sistem üzerinden gider. Dolayısıyla kayıt altına alınması itibariyle de aslında elbette dolaylı vergiler vesaire bağlamında yaptığınız her alışverişte devletin vergi geliri noktasında da kazancı söz konusu olur. Tabii şimdi günlük hayatta bazı işletmelerde rastlıyoruz mesela. Sadece nakit ödeme alan işletmeler hala varlığını sürdürüyor. Herhangi bir fiş falan kesme durumu da söz konusu olmadığından bu aslında en amiyane tabirle ne oluyor? Yani bir kayıt dışı ekonomi örneği oluyor. Doğal olarak. Tabii şimdi elbette inanç vesaire gibi etmenler itibariyle de bankayla çalışmama vesaire faiz hassasiyeti elbette bunlar da sebep olabilir ama bütün genele vurduğumuz zaman oldukça küçük bir orana denk gelir bu nakit çalışma durumu da. Yani işletme kaynaklı da olabiliyor, kişi kaynaklı da olabiliyor. Bir de tabii ki şu var, şimdi kredi kartına çok fazla bulaşmak istemeyen tüketici örneği de var. Mesela bunun en önemli alternatifi de aslında şu oluyor, kredi kartı yerine debit kartla ödeme yapmak oluyor. Yani direkt olarak hesabındaki parayla. Yani bu aslında elbette. Bir de o yani, kredi kartı sarmalına düşmüş hani, şımarıklıktan değil de geçim koşullarının zorluğundan hani bir şekilde kredi kartının asgarisini ödeyeyim döneyim gibi bir duruma düşmüş çok da tüketici. Kesinlikle var. Ki zaten aslında o asgarinin üzerine de kalan borcun üzerine binen faizi de düşündüğünüz zaman o aslında sürdürülebilir değildir. Yani tabii. Sonuçta asgariyi ödediğiniz zaman iş bitmiyor burada. Hani tüketicinin de orada bilinçli davranması, tüketim şımarıklığı yapmaması, geliri oranında harcaması ve kredi kartıyla yaptığı harcamalarda da borcunun tamamını hesap dönemine dair olarak ödeyebilmesi gerekir. Yani bilinçli tüketicilik bunu gerektirir. Yani nakit bir noktada aslında bir bu hesabını bilme konusuyla da alakalı olabilir. Yani birçok sebebi var durumun ama tabii buna işletme kaynaklı vesaire durumları da eklediğimiz zaman bu iş kayıt dışılığa bindiği zaman tabii ki en önemlisi devletin dolaylı vergi gelirlerini etkileyen bir durum. Dolayısıyla nakit alışveriş yapıyorsanız aslında mutlaka fiş istemek burada işgüzarlık değil aslında bir vatandaşlık görevi neydi, baktığınızda. Neydi fişin de Mustafa Ali miydi o? Eskiden öyle bir söz vardı, böyle fişler biriktirilirdi vesaire, o böyle beyanname doldurulurdu. Annem çok doldurttu bana, hatırlarım öyle yazarsın aynı yerden alışveriş yaptıysam öden den diye koya koya gidersin. Hakikaten şeydi, nostaljik geldi, şu Mustafa Ali'ye bir bakacağım bir taraftan. Tabii yani bütün bunların içerisinde bir şekilde dönmeye çalışmanın ya da işte elde olan parayı bir taraftan işte mevduatta vesaire de yani sinekten yağ çıkartmak aslında bu ama mevduatla değerlendirirken bir ay sonra kredi kartı şimdi harcayayım, kredi kartımı bir ay sonra kapatayım, en azından oradaki 3-5 kuruş faiz alayım diyen de bir kesim var. Ona nasıl bakarsın? Yani tabii böyle ince hesaplara girildiği zaman durum çok da sürdürülür olmuyor aslında baktığınızda. Yani orada beklettiğiniz bir borç var. Sonuçta hani kredi kartının asgarisini ödemek borcu kapatmıyor. Dediğim gibi ama işte o kalan borcun üstüne de yaptığınız yeni harcamalar, çünkü malum yani bir
Yapmanız gereken de bir otonom tüketim var baktığınızda. Hani buna biraz böyle yaşam standardını iyi tutmak vesaire gibi durumları da eklediğiniz zaman malum ücret artışları enflasyonun altında kalıyor baktığınızda. Yani kazanılan ücretlerle ödenen fiyatlar arasındaki makas sürekli arttığından dolayı bir noktadan sonra tüketimde o standardı tutturmak da bir noktada zorlaşıyor. Özellikle bizim gibi enflasyonist bir ortama sahip bir ülkede ve geleceğe dönük de fiyat belirsizliklerinin, kur belirsizliklerinin çok yoğun olduğu bir ülkede o standardı stabil bir gelirle tutturabilmek zor oluyor. Dolayısıyla aslında gelir artışının da bu noktada orantılı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor ki o standart uzun süre devam ettirilebilir olsun. Biz de tabii ki fiyat istikrarı, finansal istikrar noktasında kalkınmış ülkeler seviyesinde olmamamızdan dolayı o otonom tüketim alışkanlıklarını sürdürebilmek de çok mümkün olmuyor. Bunun üzerine tabii ki çok yoğun bir şekilde özel tüketim içerisinde ithale bağlı kalemlerin çok yoğun bir şekilde olduğunu düşünecek olursak, bunun içerisinde elektrik, elektronik vesaire işte ev eşyasısı, taşıtı, bilmem nesi şu bu varken o durum elbette çok sürdürülebilir bir noktaya işaret etmiyor. O zaman elinizde iki yöntem kalıyor. Gelirinizi arttırmanın yollarını bulacaksınız veya tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirerek gelir seviyenize doğru optimal bir noktaya yerleştirmeniz gerekecek veya biraz standardı kaliteyi düşürmek zorunda kalacaksınız ki bu zaten tabii ki kimsenin arzu ettiği bir durum değil yaşam standardı kalitesi bakımından. Gelelim merkeze. Merkez ne zaman? 12'sinde mi? Merkez evet, aşağı yukarı öyle bir tarih olması lazım. 14'üydü. Bu ay 12'sinde olacak. Hatta merkeze önce bir FED diyelim. Dünyanın merkezi evet. Şeklinde. Yarın FED'in toplantısı nasıl bir sence FED'den? Şimdi sıkılaşır mı? FED için yani sıkılaşmayı tabii aksiyonel ya da böyle bir somut planlama dahilinde ortaya koyacakları bir toplantı olacağını zannetmiyorum. Çünkü Powell'ın son açıklamalarından sonra malum enflasyonun geçiciliği üzerinde durdu yine bayramdan önce yapmış olduğu sunumlarda. Dolayısıyla köprünün altından çok su akmadığı için FED'in yönetim kademesinin çok fazla bu geçen sürede fikirlerini değiştirmesi olası değil. Şimdi tabii ana olgu orada da enflasyon konusu olarak ön plana çıkıyor. Haziran itibariyle %5.4'e yükselmiş olan bir enflasyon var. Biraz geçen hafta açıklanan PMI'ler fiyat baskılarının bir miktar hafiflediğini göstermiş olsa da fiyat baskıları halen aslında çok yüksek. Yani çıkmış olduğu seviyeden hafifledi. Bu şimdi yeni dinamikler var ekonomide. Bu fiyat baskıları yeniden canlanabilir. Çünkü ne var? Şu an biz zaten yükselen ham madde fiyatlarından şikayet ediyorduk bu noktada. Enflasyon ana kaynağı diyorduk. Şimdi bu ham madde fiyatlarının bir süre daha hatta beklenenden daha uzun bir süre yüksek kalmasına neden olabilecek bir etmen var. Özellikle bu tedarikleri, sevkiyatları çok önemli ölçüde etkileyebilecek bir risk delta varyantı. Özellikle bunun Asya Pasifik bölgesinde biraz daha yoğun bir şekilde olduğunu düşünecek olursak, oradan getirtilen mallarda, ham maddelerde biraz bu navlun fiyatları üzerinde baskı yapabilir. Bu tabii ki bir girdi olarak malın fiyatının içerisine doğru gireceğinden enflasyonist baskı demek. Şimdi daha fazla enflasyon Amerikan ekonomisinde aynı zamanda iş gücü piyasası için daha fazla ücret artışı talebi olacaktır. Daha fazla ücret artışı da aslında bir sarmal şeklinde yine enflasyonu besleyecek olan bir olgu. Çünkü bu sefer ne olacak? Kısa vadede bireyseller daha fazla tüketim yapmaya başlayacaklar. Tüketim zaten açılmayla beraber canlanmış bir durumda. Haliyle iki kanaldan beslenen hem maliyet hem talep kanalından beslenen bir enflasyon var. Dolayısıyla o baskıların şu an ilerleyen süreçte biraz daha artarak devam etme olasılığı var. Bunun yanı sıra böyle bir enflasyon ısınması ortamında fonlama oranlarının sıfıra yakın olduğunu düşünecek olursak aynı zamanda da canlanan bir kredi piyasası var. Özellikle bunu mortgage piyasasında yansıma şeklinde görebiliriz ki normalde krizden çıkış sürecinde konut fiyatlarının artması, konut piyasasının ısınması
bir iyi işaret olarak algılanır. Ama bu sefer enflasyon baskıları arzu edilenden çok yüksek olduğundan dolayı bunun konut piyasasına yapacağı bir enflasyonist etki de söz konusu olabilir. Yani Fed'in şu anda bir, enflasyonu kontrol altına alma, iki, finansal koşullarla enflasyon kompozisyonunu uyumlu bir hale getirme, ki bu aslında enflasyonu da bir nevi dizginlemenin bir yoludur. Faizleri bir miktar yükseltmek, para politikasını bir miktar sıkılaştırmak. Ancak diğer yandan da baktığınızda Powell'ın özellikle üzerinde durduğu bir konu, iş gücü piyasasında arzu edilen seviyede olunmaması ve halen pandemi döneminin öncesine göre milyonlarca kişinin iş gücü piyasasının dışında olması. Yani toparlanmanın ve ekonomik büyümenin de belli bir momentum içerisinde devam etmesi gerekiyor ki bu iş eklemeleri Amerikan ekonomisi gerçekleştirmeye devam edebilsin. Tabii finansman maliyetlerini arttırmanın şirketlerin yatırım işe alma eğilimlerini etkilemesi gibi bir olasılık da olduğundan dolayı Fed şu anda denklemin içerisinde hangi değişkenin daha fazla ağır bastığını hesaplamak durumunda. Dolayısıyla ben açıkçası varlık alımlarının azaltılması çok yoğun bir tartışma konusu olacaktır. Belki bunun ayrıntılarını daha net bir şekilde 3 hafta sonraki açıklanacak tutanaklarda görürüz. Bize bu nasıl yansır peki? Açıkçası Fed'in Eylül'de bir tapering iletişimi yapıp yapmamasına bağlı olur diye düşünüyorum. Yani Fed'in böyle bir iletişim kuracaksa bu toplantıdan ziyade biraz daha mevcut durumu izleyerek Eylül ayındaki toplantıda bir iletişim kurması daha olası olur ki malum Eylül toplantısında nokta grafik, ekonomik projeksiyonlar da güncelleneceğinden dolayı şu an öngörülen olgu faiz arttırma 2023'te olur, varlık alımları da 2022'de azaltılır şeklinde. Yani varlık alımlarının azaltılması önden gidecek, daha sonra ilk faiz arttırmanı yapacak. Bunu duruma göre 2023'ün başında mı yapar yoksa ortasında bir yerlerde mi yapar? O zamanın konusu olacak gibi. Ama bir noktada da açıkçası finansman koşullarının ben Fed'i zorlayacağını düşünüyorum. Özellikle de enflasyonu daha fazla ısınma etkisini göz ardı etmemek ve enflasyonda statikoyu korumak bağlamında Fed biraz da piyasaların etkilenmemesi noktasında yumuşak bir geçiş yapmak istiyorsa ilk başta ilk sinyali bu yılın toplantılarından bir tanesinde muhtemelen sonbahar toplantısında yapabilir. Daha sonraki aşama 2022'de ilk varlık alımı azaltılmasının yapılması şeklinde, sonraki takip eden senede de faiz arttırımının yapılması şeklinde, aslında hemen hemen tabii tam dinamikleri tam karşılamasa da işte 2013'te ilk iletişimin kurulması, sonraki süreçte 2015'te ilk faiz arttırımının yapılması ve faiz arttırımının da böyle ardışık şekilde değil de aralıklı bir şekilde yapılması şeklinde olabilir. Yani ona benzer bir strateji yol haritası muhtemelen Fed için olacak. Şu söylediğinden anladığım, dolar pozitif bir şey anlatıyorsun. Evet. Dolayısıyla TL negatif bir şey anlatıyorsun. Dolayısıyla bizim Merkez Bankamızın aslında işte yılın son çeyreğinde faiz indirimlerine gidebileceği gibi bir durum ortaya konmuştu. Onun da biraz zor olduğunu anlıyorum. Evet, evet. Ha, merkez indirmez anlamında söylemedim bunu. Sonuçta ne zorlu hareketleri yaptığını zor gördük tabii. Ama sonuç itibariyle birazcık o tarafı konuşalım. Bizim merkezden işte bu tapering'i falan nasıl karşılamasını, ona nasıl hazır olmasını beklersin? Şimdi tapering gerek küresel dolar hareketinde gerekse de Amerikan tahvil faizlerinde galiba çünkü şeyde bir tam bir yansıma bulmadı. Çünkü biz henüz şöyle söyleyeyim, tabii dünyada da biraz korku var bakıldığı zaman. Tahvile çok yoğun bir talep oldu. 1.26 bir 10'lara doğru gerilediğini gördük. Yani biraz o seviyelerde patinaj çeken, zaman zaman 1.30'larda, zaman zaman 1.10'larda belli belirsiz bir hareketi var. Tahvile zaman zaman talebin patlama yapmasının en önemli nedeni şu an koronavirüs varyantlarının denklemi bozuyor olması. Çünkü enflasyon beklentileri yükselirken ve aynı zamanda bu tapering'in seslerini yükseltirken faiz hareketinin yukarı doğru olması gerekirdi. Ama şu an bu denklemi tam karşılamıyor. Çünkü değişkenleri bozan ve aradaki korelasyonları da bozan bir durum var. Ama dolarda böylesine bir geri çekilme yok.
baktığınız zaman. Yani o hareket tam uyumlu değil, dolar faiz hareketi. Uyumlu hale geldiği zaman o baskıyı biraz daha arttırır. Tabii doların başka dinamikleri de var. Dolar böyle korku zamanlarında da sığınılan bir para birimi olarak öne çıkabiliyor. Çünkü malum dünyanın rezerv parası hala. Ve aynı zamanda ana bölge ekonomilerinin üstlenmiş olduğu riskler, ekonomik büyüme momentumunun farklı yönde gelişmesi. Çünkü şu an Amerikan ekonomisi Avrupa ekonomisine göre mesela biraz daha önde gidiyor bakıldığında. Yani bu aşılamanın açılma etkileri, hissedilen enflasyon baskısının para politikasını normalleştirme yönündeki kat ettirdiği yol ya da kat ettirmek zorunda olduğu yol. Mesela baktığınızda Avrupa'da da evet enflasyon bir sorun ama şu an Fed'in hissettiği kadar büyük bir sorun değil. Mesela Avrupa Merkez Bankası biz bayram tatilindeyken açıklamalarını yaptı ve güvercin bir tandans içerisinde ya da daha az şahin bir tandans içerisinde olduğunu gördük. Fed içerisinde resmi politika değişikliği olmasa da ağırlık merkezinin şahin tarafa doğru kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç aslında doların istifade edeceği, ki bu sadece gelişen ülke paralarına değil, majör paralara karşı da olacaktır. Bizde zaten enflasyon sorunu bir faiz indirimi ihtimalini masadan kaldırıyor. Yani şu ortamda Merkez Bankası faiz indirimini ortadan kaldırdığı gibi aslında bence faiz artırımını konuşsak mı sorusunu gündeme getiriyor da merkez pek konuşacak gibi değil herhalde. O planlamanın risk değerlendirmesinin yapılması gerekir. Şimdi neden? Şimdi Temmuz enflasyonunu alacağız önümüzdeki hafta. Şöyle bir beklentileri... Perşembe enflasyon raporu var galiba. Bu perşembe enflasyon raporu var. Tabii Merkez Bankası'nın orada yapacağı açıklamalar çok önemli. Ki son PPK içerisinde halen şu enflasyon üzeri faiz yönlendirmesindeki muğlaklığın tam bir ortadan kaldırılmadığını görüyoruz. Yani gerçekleşen ve beklenen mi muğlaklığının mı, ne kadar üstünde muğlaklığının? Ne kadar üstünde oluyor? Çünkü bunun gerçekleşenin üstünde olduğu anlaşılıyor şu an para politikası uygulamasından. Ki gerçekleşen enflasyon üzerindeki bir faiz uygulaması aslında ta Sayın Ağbal döneminden kalan bir politika uygulaması. Sayın Kavcıoğlu da bunu belli oranda devam ettiriyor baktığımız zaman. Ama şu var, faiz sabit kalıyor, enflasyon yukarıya doğru gidiyor. Bu şu an bizim her ne kadar pozitif reel getiri garantisini veriyor olsak da o pozitif reel getiri etkisini azaltıyor. Baktığımız zaman hemen hemen nötrlemiş yani olacak. Yani 1,5 puana pozitif reel getiri der misin Türkiye koşullarında? Türkiye koşullarında, Türkiye'nin risk profili içerisinde yeterli olmayabilir. Şu an CDS'desin. Bu neden bir finansal türbülans yaratmıyor? Çünkü global bağlamda biz açıkçası işte Fed bir süre daha faizleri arttırmayacak ve tahvil almaya devam ediyor durumuyla beraber iyi koşul senaryosu içerisinde bir şekilde kalmaya devam ediyoruz. Tabii gelişen ülkelerin bu oluşan para hareketlerinden etkilenme katsayıları birbirlerine göre değişkenlik gösterecektir. Ve o noktadan sonra reel faiz bağlamında istenen kriter de yükselecektir. Çünkü ne devreye girecek? Amerika'da faizlerin yükselme beklentisi devreye girecek. Ki o zaman şu an tabii Amerika'da reel faizler derin negatif noktalarda. O derin negatifliğin de biraz azalmaya başladığını göreceğiz. Yani biz asıl etkiyi Amerika'da reel faizler başını yukarıya doğru kaldırmaya başladığı zaman vereceğiz. Bu etkiyi de ne yaratacaktır? Fed'in varlık alımlarını azaltma sinyali ilk olarak yaratacaktır. Şimdi bu noktada evet, Merkez Bankası'nın bir ilave sıkılaşma opsiyonu devreye alması beklenebilir. Temmuz enflasyonu reel faizimizi, gerçekleşen enflasyona göre ayarlanan faizimizi hemen hemen nötrleyecek. Çünkü %18'in üzerinde bir şey geleceği kesin gibi. Belki %19'a da yakınsayabilir. Bu hemen hemen politika faiziyle enflasyonun birbirine denk düşmesi demek ki enflasyondaki oluşacak bu yukarı hareket sadece bir aylık dönemsel bir hareket olmayacağından enflasyonu geniş vadede yüksek tutacak. ÜFE gibi, açılmanın getirdiği talep etkisi gibi
Emtia fiyatlarının geçen yıla göre baz etkisi gibi TL'nin aşınma payı gibi etmenler ki TL'nin aşınma payı zaten bizde dolarizasyonun en ana teması gibi görünüyor ki bayram dinamiklerini üzerimizden attığımıza göre tekrar dolarizasyon etkisini de para rotasyonu içerisinde görebiliriz. Dolayısıyla fiyat istikrarı ve finansal istikrara dair risklerin ağırlıkta olmasından dolayı Merkez Bankası'nın aslında bu risk değerlendirmesini yapan bir planlama ortaya koyması gerekir. En ana konu da enflasyonun politika faizinin üzerine çıkma ihtimalini değerlendirerek para politikasını bununla uyumlu bir hale getirmek, yani ilave sıkılaşmayı ihtimalini masaya getirmek ve yatırım açısından da güçlü, pozitif, reel faiz garantisini vermek. Bunu da siz Dolambaç'ta... Peki güçlüden kastın kaç puanlık bunlar? Güçlüden kastımız tabii Fed yeni bir standart belirleyecektir. Şu anda %1-1,5 seviyeleri diğer gelişen ülkelere göre yüksek olması itibariyle iyi görünebilir. Ama bu bir yanılsama içerisine sokmasın. Çünkü diğer gelişen ülkelerin risk puanları itibariyle olan durumları bizden daha iyi baktığımız zaman. Bu da bizim ihtiyacımız olan denge faiz noktasının daha yüksek olmasına neden oluyor. Ki biz bu noktada biraz daha Fed yeni standartlar belirleyeceği için o standart %2'nin üzerine hatta %3'e doğru yakınsayan bir noktaya doğru gidebilir. Tabii ne kadar az riski ve enflasyonu varsa bir ülkenin faize o kadar az ihtiyaç duyacak. Bu noktada bizde zaten %19 faizi yaratan etmen %16'nın üzerinde olan enflasyon ki bu profilde de yılı %16'nın üzerinde bir enflasyonla kapatacağımız anlaşılıyor. Yani baz etkisi öyle kayda değer bir düşüş yaratmayacak. Haliyle Merkez Bankası muhtemelen Perşembe günü enflasyon beklentilerini biraz oralara doğru yakınlaştıracaktır. Yakınlaştırmak durumunda çünkü %12'lik bir yıl sonu enflasyonu şu an hiçbir modelde sağlayamazsınız. İstediğiniz kadar iyimser fiyat senaryoları ortaya koyun. Yani baz etkisi öyle çok bir enflasyonun resmini değiştiren bir görüntü bence yaratmayacak bu noktada. Ve tabii şu önemli, yani biz para politikası uygulamasını basit uygulama çerçevesinde tutmak durumunda olmaya devam etmeliyiz. Yani normalde sizin piyasadaki likidite ya da günlük bankalara verdiğiniz likiditeyi ayarlamanızı sağlayan yan enstrümanları biz ana fonlama enstrümanı gibi kullandığımız zaman burada zaten yani esneklik yaratmıyor, belirsizlik yaratıyor. Ve tabii ki bir Merkez Bankası'nın da geniş vadeli planlamalı bir politika, önden yüklemeli bir politika uygulamasından dolayı öyle bir ay şu tandansta, bir ay bu tandansta bir politika uygulaması da zaten Merkez Bankacılığı açısından doğru bir uygulama değil. Yani dün Merkez'in işte miktar yöntemini düzenlediği bir ihale vardı. 2 Ağustos vadeli repo ihalesiyle piyasaya 36 milyar yaklaşık 35.999 milyon TL'lik bir fonlama sağlamış durumda. Hazinenin de 7.9 milyar liralık borçlanması var. Finalde geldiğimiz nokta bize %19 basit faiz gösteriyor. Bileşik tarafta %20.88'e doğru çıkan bir fonlama maliyeti orta doğuyor. Onu da unutmamak lazım. Bu arada Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Moody's'in bir açıklaması var. Bankaların varlık risklerine ilişkin bir rapor yayınlamış. Bu raporda varlık riskinde Türkiye ikinci sırada gibi bir açıklama yapıyor. Aslında BDDK, yani bu biraz fazla olmuş galiba diyorum. Çünkü BDDK'nın özellikle bu bankacılık sektöründe zamanında yaşadığımız ve bence geçmiş hikayeden neredeyse tek ders aldığımız diyeceğim. BDDK'nın bu anlamda iyi çalıştığını düşünüyorum. Gayet iyi BDDK'nın raporları. Regülasyon gevşetme tedbirlerinin kaldırılmasının sorunlu kredileri 2021 sonunda Nijerya'da 300, Kolombiya'da 130, Türkiye'de ise 100 bas puan artıracağını tahmin etmiş Moody's. Evet. Şimdi evet, bankacılık sistemi bağlamında yaptığın yorum oldukça doğru bir noktaya parmak basıyor. Ki 2001 yılında yaşanan krizden sonra güçlü ekonomiye geçiş programı dahilinde bankacılık sektörüne yapılan düzenlemeler, sermaye yeterliliği bağlamında
özellikle bakıldığı zaman bizi Avrupa'nın birçok ülkesinin bankacılık sisteminden de iyi bir noktaya getiriyor. Ki bu noktada bizim sermaye yeterliliği bağlamında ele aldığımız eşik nokta çok yoğun bir şekilde ihtiyatlılık ilkesine dayanmakla beraber bankaların bu süre içerisinde sermaye ve kaynak sorunu yaşamamasında da en önemli etken oldu. Yani halen bakıldığı zaman evet bankacılık sektörü biraz krediler... Kaldı ki orada aktif rasyosu gibi bir şeyi de hatırlatmak isterim. Aktif evet. rasyosuna rağmen yaşamadılar. Yani kesinlikle zaten aktif rasyosu uygulanmaması gereken bir uygulamaydı. Ve elbette serbest bir ekonomi ve bankacılık rejimiyle de çok bağdaşan bir durum değildi. Özellikle aslında biraz o dönem bankaları görev zararı yazdıracak özellikle kamu bankaları tarafında ucuz kredi kampanyalarıyla daha fazla kredi vermeye zorlamak bankaların da bir noktada bu riskli krediler profilindeki artış itibariyle kaynak sıkıntısı çekmesine yol açan bir duruma neden olabilirdi. Çünkü o dönem aynı zamanda faizlerin de düşük tutulduğu bir dönemdi. Hı hı. Dolayısıyla bir noktada baktığınız zaman düşük faizden dolayı mevduat toplaması yavaşlayan ama aynı zamanda da gevşek tutulan kredi mekanizması nedeniyle de ki pandemi dönemi biraz bunun içerisinde tuz biber oldu. Firmaların finansmana ihtiyaç duydukları ve bu finansmanın da getirisi olmayan finansman yani yatırıma gidecek bir finansman değil daha çok borçları finanse etmeye yol açacak sürdürülebilir bir finansman kaynağı olmamasından dolayı alınan kredilerin geri dönmesi bağlamındaki riskler de oldukça yüksek oldu. Ki bu uygulama birkaç ay sürdükten sonra açıkçası ekonomide atılan normalleşme adımlarıyla beraber ortadan kaldırıldı. Yani Kasım 2020, Mart 2021 arasındaki ekonomide görece yaşanan iyi dönem ve yapılan doğru düzenlemeler ve güçlü yönlendirmeler çerçevesinde ki bu o dönem ihtiyaç olduğu üzere faizler de arttırılmıştı. Malum. Yani orada planlama teşkilatından gelen ve planlamanın bize bir kez daha ne kadar önemli olduğunu anlatan bir ekonomi bakanı ve Merkez Bankası Başkanı uyumlu birlikte evet. birlikte uyumlu çalışacağı bir yapı idi. Sonrasında zaten Mart'tan itibaren işte 19 Mart görevden alma, 22 Mart piyasanın açılışı, devre kesicilerin devreye girerek piyasanın müthiş bir düşüşü. Dün 9 milyar işlem hacmi vardı piyasada. 9 milyar, 10 milyar mı? 9 milyar. Ondan önceki gün 10,5 milyar. Yani yaprak kımıldamıyor piyasada demektir. 10 evet. milyarlık işlem hacmi ne? Oldukça düşük elbette. Yani bunu dolara vurduğunuz zaman da yani ortaya çok cüzi yani, bir biz oynamışız. Rakam çıkıyor. Tabii piyasada beklenti oluşturamamak sıkıntımız. Yabancıyı cezbedecek bir hikaye yaratamamak. Ve tabii ki son dönem uygulamalarının ki bunun makroekonomik yansımalarının da kur tarafındaki yansımalarında çok önemli payı var. Yabancı açısından belirsizlik işaret etmesi bakıldığı zaman. Dolayısıyla bizim piyasamız yurt dışı piyasalara göre çok ucuz olmasına rağmen endeksi yönlendiren ana şirketlerimiz ki bunlar mali sürdürülebilirliği olan ve halen iyi bilanço performansı gösteren şirketler olmasına rağmen hisse performansına yansıtamaması. Evet. Keyword'ü söyledik. Biraz bilanço yorumlatacaksın evet, bana. Evet, biraz bilanço tarafını konuşalım. Evet. Herhalde orada daha çok ihracat kanalı tarafında 200 milyara yaklaşan bir ihracat olduğu düşünülecek olursa ki beyaz eşya biraz kesmiş galiba gördüğüm kadarıyla. Evet. Ama orada ihracatçı firmalarınkinin iyi gelmesi gene itibariyle galiba bekleniyor. Demir çelik tarafı benzer şekilde gözlediğim kadarıyla iyi gelecek gibi görünüyor. Bilanço okumak tabii çok farklı bir iş de. Evet. Yani bilanço okumak tabii yani hisse fiyatına ne kadar yansır onu bilemeyiz. Tabii genel piyasa dinamiklerini de hesaba katmak lazım. Ama firmaların değerlemesi bakımından saydığın sektörlerin bilanço gerçekleşmelerinin oldukça olumlu katkı yapacağı aşikar. Çünkü özellikle son dönemde şimdi faizlerin yüksek olması faiz hassasiyeti yüksek olan sektörleri bir defa burada beklentisini düşürür. Tabii.
baktığınızda. Ama tabii orada özellikle konut GYO tarafının ortaya çıkan iş potansiyeli bakımından bunu ne kadar kompanze edeceğine bakmak lazım. Çünkü en başta Kanal İstanbul gibi çok yüksek emlak potansiyeli olan bir hükümet projesi mevcut. Dolayısıyla o dinamiği de hesaba katmak gerekecek. Ama tabii faiz değişkeni tek başına koyduğun zaman olumlu değil. Normalde faiz değişkeni işte beyaz eşyasıydı, otomotiviydi, dayanıklı tüketim malıydı. Bunlar için de olumlu değil ama burada işin içine ihracat giriyor. İhracat da bunu fazlasıyla kompanze edebiliyor bu sektör şirketleri. Baktığın zaman ki özellikle dolar euro kurunun son halleri ve yurt dışındaki artan dış talep gibi etmenlere baktığımız zaman döviz girdisi bağlamında bu şirketler kuvvetli bir pozisyonda olacaklar görünüyor. Ki ikinci çeyreğinde çok yüksek bir baz etkisi içereceğini düşünecek olursak geçen yılın anormal koşullarıyla beraber bilanço bağlamında önemli bir toparlanma göreceğiz ki bu zaten yıldan yıla olan bilançoda değil bence dönemsel bilançolar tarafında da etkisini gösterecektir. Bankacılık biraz önce bahsettiğim risklerden dolayı biraz çekinceyi koyabiliriz. Bu takipteki krediler ve buna yönelik ayrılması gereken karşılık ve bunun kâra etkisi itibariyle ama tabii orada biraz daha normal finansman koşullarını izlememiz gerekiyor. Temel bankacılık faaliyetlerinden elde edilen kar itibariyle demir çelik çok yoğun bir şekilde emtia fiyatları ile alakalı ve dünyada sanayi metallerinin demir çelik fiyatlarının yükseliş eğiliminde olması her ne kadar dışarıdan getirdikleri materyalin maliyetini arttırsa da aynı zamanda satılan mamul fiyatına da etki edeceğinden dolayı bence bu şirketler açısından da olumlu. Benzer durum petrokimya enerji açısından da geçerli olabilir diye düşünüyorum. Biraz tabii özel tüketim tarafında özellikle bu son dönemdeki yurt iç talep bağlamında izlememiz gereken koşullar sıkı para politikasının etkisi ve aynı zamanda da yeni alınan makro ihtiyati tedbirler malum işte taksit sayısına getirilen sınırlama vesaire gibi durumlar ama dediğim gibi özel tüketim bunu muhtemelen ihracat ile beraber yüksek bir şekilde kompanze edecektir diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum ben de sana. Kolaylıklar diliyorum. Önce sağlıklı sonra da bol kazançlı bir hafta olsun diyelim ve biz günün gelişmelerini izleyelim sonra burada birlikte olacağız. Yazın gelmesiyle başlayan normalleşme vaka sayılarını adeta uçuşa geçirdi. Üstüne bir de bayram tatili eklenince salgının seyri ağırlaştı. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre son bir haftalık artış atak olarak nitelendiriliyor. Bu artışın durdurulması için de hükümetin yeni tedbirler alabileceği konuşuluyor. Masada birbirinden farklı formüller yer alıyor. Onlardan bir tanesi ise şu: aşı yaptırmayana sınırlama, aşı yaptırana ise pozitif ayrımcılık. Uzmanlara göre artışın nedeni aşı olmayanlar. O nedenle eski kurallar yerine yeni dönem için yeni kurallar tartışılıyor. Yeni tedbirler daha çok sosyal hayata yönelik olacak. Lokanta, kafeterya, kütüphane, sinema, AVM ve fuar gibi mekanlara aşısız gidilmemesi gibi kurallar tartışılıyor. Bu uygulamada aşısız öğrencilerin eğitimden alıkonulması veya kamu hizmetlerine sınırlama getirilmesi gibi öneriler gündemde değil. İstanbul polisi kaçak göçmenlerin peşine düştü. Yurda yasa dışı yollarla giren 709 düzensiz göçmen yakalandı. İstanbul'da 11 ilçede göçmen operasyonu düzenlendi. Afganistan ve Pakistan uyruklu olan göçmenlerin çoğu Maltepe ve Bakırköy sahillerinden toplandı. Kaçak göçmenler İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacak. Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz. Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz. Türk'ün olduğu yerde mazlum gözyaşı dökmez.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bize sığınanları katillerin kucağına atmayız diye karşılık verdi. Liderler arası devam eden mülteci tartışmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı. Özhaseki, mültecilerin Türkiye ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Bunları kimse de gönderemez. İleri geri konuşuyorlar öyle. Öyle bir şeyin olacağını da kimse düşünmesin. İnşallah zamanı geldiğinde bir kısmı gider, kalanlar da uyum gösterirler. Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin, yüz binlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar. Bu adamlar çalışıyor. Devam ediyoruz Güne Bakış'a. Güne Bakış'ta konuşacağımız özel önemli konular var. Hem Türkiye hem dünya gündemine ilişkin doçent doktor Can Kakış'ım ve doktor Alihan Limoncuoğlu'nu stüdyoda ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan Skype'da bağlantılarımız olacak. Profesör doktor Masar Bağlı ve doktor Ufuk Uras da bize katılacak. İzleyeceğimiz, daha doğrusu üzerine tartışacağımız konulardan bir tanesi sert bir çıkış olmakla birlikte anlamsal olarak belki konuşmak, değerlendirmek gerekecek ve son zamanlarda Afgan mültecilerin de Türkiye'ye girişiyle birlikte daha önce gelen hem kayıtlı hem kayıtsız olan Suriyeli göçmenler, düzensiz göçmenler, düzenli göçmenler bu konuda ne yapacağımıza dair bir projeksiyonun ortaya konması, yeni geleceklerin önünün nasıl kesileceği ya da yeni geleceklere nasıl bir yer açılacağına dair Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkal'ın bu konuda bir fikri var. Diyor ki kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını söylüyor. Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar diyor. İşe ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar diyor. Biz de yeni önlemler almaya karar verdik diyorlar. Masar Bey de bize katılmış. Masar Bey hoş geldiniz diyeyim size de. Biz o arada Ufuk Hocam da gelene kadar Bolu Belediye Başkanı neler söylemiş onu izleyelim. Üzerine daha ayrıntılı konuşalım. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz 10 kat suya 10 kat katı atık vergisine ücretine zam yapacağız. Yabancılar gitsin istedi, önce yardımı kesti, şimdi de 10 kat zam kararı aldı. Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu ailelerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacaklarını açıkladı. Karara gerekçe olarak gitsinler istiyoruz dedi. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var arkadaşlar. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisine, ücretine zam yapacağız. Niye yapıyoruz bunları? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Özcan daha önce yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımları kesmişti. İş yeri açma ruhsatı vermeme kararı almıştı. Devam ediyoruz. Bakalım işte belediye başkanı böyle böyle söylüyor. Nereden başlayalım? Şimdi bir taraftan tepki çekecek açıklamalar. Ama bir taraftan destek bulacak açıklamalar. Bir taraftan işte 60 milyar kimi kaynaklara, kimi kaynaklara göre 80 milyar dolarlık bir Suriye'den gelen düzenli düzensiz göçmenler için para harcanmış durumda ve bu ülkenin böyle bir parası yok. Günün sonunda işte Merkez Bankası'nın rezervine bakıyoruz, eksi de borçlanarak devam ediyoruz ve bir yerde de zaman zaman anlaşamadığımız ve çeşitli suç unsurlarına bulaşan yabancı uyruklu kişiler olduğunu görüyoruz. Bu sadece Suriye meselesi, Afgan meselesi değil, Özbekistan'dan da geliyor, Kazakistan'dan da geliyor. Kendinden daha iyi yaşama imkanı bulabileceğini düşündüğü yerden çok doğal bir insan motivasyonuyla kalkıp geliyorlar. Ama burası bu kadar insanı kaldırıyor mu? Can Hocam. Yani ciddi bir sorun var. Bu kadar insanı kaldırmıyor. Bir kere bunu söyleyebiliriz. Şimdi mülteci meselesi tabii hassas bir konu. Yani bunun çok
incelikle düşünülmesi gereken bir insani boyutu olduğundan hani kestirip atamıyorsunuz. Ve bu insanlara yönelik nefret söyleminin de kesinlikle karşısında durmanız gerekiyor. Burası şüphesiz zaten 2 artı 2 4 kadar net bir realite. Ancak en başta mülteciler neden mülteci durumuna düşüyor? Bunu bir tartışmak gerekiyor ve onların mülteci konumuna düşmesine sebep olan faktörleri ortadan kaldırmaya çalışmak gerekir. Devletlerin kendi güvenlikleri ve iktisadi yapıları bakımından ise şu hususların kesinlikle göz önünde bulundurulması gereklidir. Yani birincisi bu gelen insanlar gerçekten de ciddi bir şekilde denetleniyorlar mı? Yani bu gelenlerin biz nasıl bir özgeçmişe sahip olduklarını biliyor muyuz? Yani şimdi biz evet yani çok net maalesef. Çünkü biz oradaki insanların genel görüntülerine baktığımızda hala savaş kıyafetleri, o kamuflajlar falan üstlerinde duruyor. Yani o derece savaş alanından gelen genç erkekler. Ve ben bu noktada açıkçası bırakın o insanların özgeçmişlerini, niteliklerini falan. Türkiye'ye gelen insanların sayılarıyla alakalı net bir bilginin dahi Türkiye Cumhuriyeti kurumlarında bulunduğunu zannetmiyorum. Aslında böylesi bir durum söz konusu. Demografik yapıyı da çok riske atmıyor. O çok ciddi bir sorun. O zaten işin diğer bir boyutu. Yani sayının mutlaka belirli bir seviyede tutulması gerekli. Yani bu zaten bu gelen insanlara burada daha iyi bir yaşam sunabilmekle de son derece ilişkili bir durum. Yani çünkü her ülkenin absorbe edebileceği bir insan sayısı var. Yani şimdi siz 100 milyonluk bir ülkeye 50 milyonluk bir göçmen nüfusunu sokabilir misiniz? Sokamazsınız. Büyük sorun yaşanır. Neden? İşsizliğe sebep olur. Kişi başına düşen milli geliri daha aşağılara doğru çeker. Gelir dağılımı adaletsizliğine sebep olur. Çünkü bir ülkenin ekonomik kaynakları belirlidir. Belirli insanları, belirli bir insan topluluğunu besleyecek kadardır. Ki Türkiye bile 80 milyon nüfusuyla aşırı nüfuslanmış bir ülkedir. Yani Türkiye, öyle onu ayrıca konuşuruz. Yani mesela Japonya 160 milyon nüfusa sahiptir. Ama aşırı nüfuslanmış değildir. Neden? Çünkü kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Türkiye'de zaten bu gelir düşüktür. Bunun üzerine bir de göçmen yükünün olması bazı sorunlara sebep olacaktır. Dolayısıyla burada şunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Diyelim ki Türkiye'nin işte nüfus 80 milyon. Biz buraya 1 milyon tane daha Afgan göçmen alacağız. Hali hazırda 5 milyon civarında Suriyeli göçmen varken bu nasıl olacak dediğimizde yani bunları mı tartışacağız vesaire diyor bazı insanlar. Ama şunu bir sormak isterim. Mesela afaki konuşuyorum ama Türkiye'ye Afganistan'dan 1 milyon değil de 20 milyon tane göçmen gelse, gelecek olsa biz bunu tamam bunda tartışacak ne var mı diyeceğiz? Yoksa ya burada bir durup düşünmek lazım mı diyeceğiz? Eğer durup düşünmek lazım diyorsak biz kategorik olarak sayıları konuşmayı kabul ediyoruz demektir. Ben de diyorum ki yani Türkiye'nin alabileceği göçmen sayısının artık biz çok fazla üzerine çıkmış durumdayız. Şimdi onu ve bunu sayı üzerinden Türkiye'ye mi entegre etmek çok normal değil. Yani bir tarafı sayı. Bir tarafı bu güvenlik meselesi. Çünkü dediğim gibi bu insanların tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Sonuç bunu denetlemiyoruz da. Bu sayı üzerinden tartışacaksak başka bir tarafa gider. En tartışılmaması gereken zeminin ırk olduğunu düşünüyorum. Onu o yüzden hiç tartışmayı bile reddediyorum, bir tarafa koyuyorum. Ama diğer taraftan bir şekliyle buranın ekonomisi Avrupa'nın almadığını kesinlikle benim almam, işte Almanya'nın, İngiltere'nin içinden seçip doktorunu, mühendisini, akademisyenini bir şekilde işine yarayacağını alıp burada bırakması. Ama bundan dolayı da Avrupa ülkelerini suçlamamak gerekiyor. Yani Avrupa ülkeleri kendi ülkelerinin çıkarlarına i̇şte göre, kendi yurttaşlarının çıkarlarını savunmak için işte doğru kararlar alıyorlar. Tam olarak o yüzden bu noktadan itibaren tartışmak lazım bence. Çünkü Avrupa'yı bu konuda suçlayamıyorum ve aksine doğru buluyorum. Ufuk Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş merhabalar olun. Ufuk Hocam. Evet, Masar Hocam size döneyim. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu konuşmaya? İtiraf edeyim ve hakikaten endişeyle, korkuyla izliyorum söylenenleri. Bir akademisyenin, bir belediye başkanının, eski milletvekili olmuş birisinin insanlık suçu teşkil edecek ifadeler pervasızca kullandığı bir iklimdeyiz ne yazık ki. Sahiden yani bir politik çağrışımda bulunmuyorum. Tipik CHP zihniyetinin tekrar nüksetmesidir bu. Efendim hiçbir şekilde ötekiye karşı bir ayrımcılık içeren izah edeceğim müsaade ederseniz. Bu yabancı düşmanlığı faşizmdir. Bunun başka hiçbir izahı yok. Zaten Oğuz Bey de demiş ki Tanju Bey de demiş ki birileri bana
faşistesin, hiç problem değil. Ama bakınız, dünyada faşizmle ilgili nefret suçları ve ayrımcılıkla mücadele kanunu kapsamında gerekli hukuki düzenlemeler re'sen yapılır. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir kanuni düzenleme yok ve insanlar bir ötekisine karşı son derece hasmane bir tutum içerisinde olabiliyorlar. Bu doğru bir okuma değil. Biz şunu tartışabiliriz. Türkiye'nin göçmen politikaları ile ilgili izlediği stratejilerin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin bir göçmen bakanlığının olmamasını söyleyebiliriz. Hükümetin bu konuda yeteri kadar tedbir almamasını söyleyebiliriz. Ama gelenlerin kim olduğunu, kılığına bakalım, CV'sine bakalım, bilmem dişlerine bakalım, şuraya buraya bakan ifadeler sahiden insanlığa yakışır ifadeler değil ve ben bu tür ifadelerin kullanılması genel olarak toplumda ötekiye karşı hasmane bir tutumu besleyen bir psikolojiyi yaygınlaştıracak ve bu toplumu da tehlikeli bir yöne götürecektir. Tabii ki Anadolu bir göç merkezidir, bir göç güzergahında bulunuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şu bugün olmuş bir güzergah değil, dün olmuş bir güzergah da değil. Ta bundan 2000-3000 yıl öncesinden beri buranın bir göç güzergahı olduğunu, Türkiye'nin hem göç veren hem göç alan bir ülke olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu insanlar eğer gelmişlerse Türkiye gerekli sınırlarla ilgili tedbirleri alma konusunu konuşabiliriz. O ülkelerdeki sorunları tartışabiliriz. Ama buraya geldikten sonra bunlarla ilgili Suriyeliler şöyledir, Afganlar böyledir kategorik ifadeler faşizmdir. Bunun başka hiçbir izahı yok Mine Hanım. Yani başka dünyada hiçbir şey yok. Peki bakın, yarın öbür gün şey, hocam Masar Bey şöyle bir şey olursa Kanada'da ne olacak? Ben üniversitede bir sunum yapmaya gittim. Burada Orta Doğulların suç oranları nispeten daha yüksek dediğimde beni dersten kovacaklardı. Danimarkalılar beni dersten kovacaklardı. Bizde böyle bir ifade kullanamazsınız dediler. Ya dünyanın hiçbir yerinde çağdaş, medeni, hukuka, evrensel insan haklarına saygılı bir ülkede böyle bir şey olmaz. Böyle bir ifade kullanılabilir mi? Ben yabancılara yabancı uyruklu demek de bu bir defa şey bir ifade değil. Ötekileştiren bir ifadedir. Sonunda buraya gelmişlerse bununla ilgili bir hukuki statü vardır. O hukuki statü üzerinden bakarsınız. Siz böyle bir değerlendirme yaparsınız. Yani kişinin doğduğu yer üzerinden bir ayrım yaparak, bir tasnif yaparak, bir kategori yaparak belli bir tutumu, davranışı isnat etmek suretiyle bir ayrımcılık yapmak, benim bildiğim, gördüğüm evrensel günümüzün modern dünyasının insan haklarının en büyük ihlalidir. Hukuki bir yaptırımı gerektirir. Ne yazık ki Türkiye, ben partide görevli olduğum zamanlarda da sık sık dile getiriyordum. Yazılarımda da dile getiriyorum. Türkiye'nin yasal olarak bu evrensel standartlarda bir ayrımcılıkla mücadele nefret suçları kanunu düzenlemesi muhakkak yapması gerekiyor. Ki bu tür işleri yapanlar çok rahatlıkla konuşamasınlar. Büyük ihtimalle bahse konu şahısla ilgili herhangi bir hukuki süreç başlatılamayacak. Çünkü bir hukuki süreç altyapısı yoktur. Üstelik kendisi hukukçu olduğunu da söylüyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz tekrar ediyoruz. Suriyelilerle ilgili politikaları eleştirelim. Hükümet yanlış yaptı, eksik yaptı, nasıl yaparsınız? Ama buraya birisi geldikten sonra ya bu pislikler buradan gitsin de biz bunları boğalım, öldürelim gibi ifadeler hiç kabul edilebilir, güvenilir, uyutulur, üzerinde konuşulabilir ifadeler de değil Mine Hanım. Sahiden böyle söylüyorum. Yani ne konuşacağız? Bunun neresini konuşabiliriz ki? Daha biz çok tarafını konuşabiliriz. Mesela bu arada Danimarka ile ilgili verdiğiniz örneğe bir taraftan şunu da ekleyeyim ama mesela Müslümanlarla ilgili ırkçılık ve ayrımcılık dolayısıyla 2001 yılında çok mesela doğru. Çok önemli bir uyarı almıştı. Herkese demek ki aynı davranmıyor. Size biraz daha ayrımcılıklı davranmışlar belli ki. Yok hayır. Şöyle Mine Hanım, doğrudur. Bu tür ayrımcılık söylemleri orada var. %100 katılıyorum. Hem İslamofobiya ile ilgili hem siyahilerle ilgili bir ayrımcılık olduğu kesin. Hispaniklerle ilgili de var. Yani dünyanın her yerinde var. Sadece biz tartışmıyoruz bunları. Ama burada bizim toplumumuzdaki gibi insanlar televizyonlarda ilgili hizmet sunacak olan makamlarda akademik titri olan insanlar çıkıp bu tür ifadeler kullanamazlar. Yapmayın yani böyle bir şey gerçekten yok. Ya niye vallahi Masar Bey, Amerika'da ilgili mesela herhangi bir resmi kuruma gittiğiniz, yani o zaman siz lütfen anlatın, siz çok daha iyi anlatırsınız. Herhangi bir resmi kuruma gittiğinizde işte ırkınızı sormamakla birlikte en azından Hispanik olup olmadığınızı soruyor ve o kutucuğu işaretlemek mecburiyetindesiniz. O kutucuğu işaretlemezseniz bir şey yaptıramıyorsunuz. Devamında şöyle bir uygulama var. Hemen ben tam da bu işin en yoğun olduğu Houston'daki üniversitede bulundum.
Orada bu tür bir ifadeye doğru aynen dediğiniz gibi iş başvurusunda talep ediyorlar. Siz onu yazdığınızda eğer sizinle aynı iş başvurusunda bulunan bir ötekisi alınmış ve siz alınmamışsanız hiçbir kanıt göstermeksizin mahkemeye başvurup o işi tekrar alabiliyorsunuz. Ben yani iş başvurusundan bahsetmiyorum. Mesela bankada hesap açmaya gittiğinizde de benzer soruyu soruyorlar size. Yani size bir ayrımcılık yapıldığını hissettiğiniz anda hiçbir kanıt göstermeksizin doğrudan mahkemeye başvurursunuz ve mahkemeler ilgili tahkikatlar yapıp karar verirler. Göçmenler almamak için bu kadar çırpınan Batı ülkeleri mi savunacağız yani burada ya? Bu ayrımcılığı ben yani anlamadım gerçekten. Geleceğim. Bana gelsin. Peki şey size döneyim Alan Bey. Bir tur peki. Döneyim ondan sonra yani yapalım. Bir de orada şöyle bir az önce demografik tarafı söyledim. Onu rakamsal olarak da oransal olarak da desteklemek isterim. Türkiye'deki ortalama Türklerdeki TC vatandaşlarındaki doğum oranı 1.9'muş. Suriyelilerin 5.3'müş. Şimdi dolayısıyla 20 sene ileri gidelim. Yani devletlerin, yani sizin benim ömrümde 20 sene önemli bir zaman olabilir ama devletlerin ömründe değil. 20 sene sonra 15.5 milyonluk bir Suriyeli nüfustan bahsetmeye başlayacağız demektir. Buna gelecek olan Afganlar, oradaki doğum oranını artırabilecek olan başka bir durum da ortaya çıkacak. Yani demografik tarafı şuradan başlayalım. Tanju Bey'in ifadeleri çok sert. Ben de katılmıyorum. Hoş ifadeler değil. Bunu bir söyleyeyim. Bunu bir kenara koyalım. Bir. Ya zaten ama AYM'den döner, Yargıtay'dan döner. Yani, evet, evet. Bu yani, bir uyarı. Bu ama hoş değil ya. Biraz daha nazik ve kibar olmak lazım o iş. Ama faşizm, ırkçılık onlar ayrı mesela. Onları da konuşalım. Yani yurt dışında ben de bulundum. Ben de yüksek lisans ve doktoramı İngiltere'de yaptım. Bu Avrupa ülkelerini biz görüyoruz bir kere. Hocam çok güzel ifade etti. Yani bunlar bu kadar şeyse, yabancıları seviyorlarsa o zaman kendileri alabilir. Değil mi yani? Hani dişine bakan, gözüne bakan dedi hocam. Mazhar Bey yani. Herkes hoca olunca söylemek lazım. Mazhar Bey dedi, dişine bakan, gözüne bakan Avrupalılar belli ki biz değiliz ki. Ama bir CV'sine bakmak gerekir. Yani bakmak da şarttı zaten. Nasıl olacak bakmadan? Yani tanımadan alınmaması yani, lazım. Bunun ırkçılıkla yani, ne ilgisi var? Terörist midir? Gelen, tabii canım terörist midir? Gerinle orada ne gibi bir eylemde bulunmuştur? Bunu bilmeyecek miyiz? Bir de kesinlikle. Sadece özgeçmişe eylemsel anlamda ya da işte terörist olup olmaması anlamında değil. Gerçekten benim ülkemde nereye yerleşecek? Evet, ne tabii yapacak? Sonuçta yani bakın, hangi yerden para kazanacak? Yani, nerede oturacak? Şunu söylemek sağlık lazım. Sağlık sorunu ne? Gitmeleri lazım. Yani işin sonunda bu işin bir şekilde çözüp gitmesi lazım. Çünkü bu kadar çok insanı, bir anda gelen bu kadar çok insanı biz kaldıramayız. Lübnan'dan sonra en çok dışarıdan gelen, dışarıdan göç alan ülke Türkiye şu an. Oran olarak söylüyorum. Sayı olarak tabii ki Lübnan'dan çok daha fazla. Ya, bu arada tabii şeye katılmıyorum. Türkiye 100 milyona kadar da nüfus kaldırır bu ülke. Onda bir sıkıntı yok ama yani biz doğru bir ekonomik yönetim evet, olursa tabii ki kaldırır. Ama mesele şu, temel mesele şu. Yani niye biz almak zorundayız bu kadar insanı? Bir, tamam, bu kadar kontrolsüz olarak şehirlere niye salındılar bu problem? İki, bu kadar işsizliğin ve özellikle pandemiden de etkilenerek ekonominin bozulduğu ülkede bu kadar insanı bu ekonomi nasıl tartacak? Türk ekonomisi nasıl tartacak bunu? Bu soruların hiçbirinin makul bir cevabını ben daha duyamadım. Ve yani kesinlikle bu ırkçılık değildir. Net bir şekilde de söyleyeyim. Bu insanları ben istemiyorum çünkü toplumda, toplumsal yapıya, toplumsal dokuya zarar veriyor demek ırkçılık değildir, bir realitedir. Net bir şekilde söyleyeyim. Bir takım batıdan devşirilmiş sol liberal argümanlarla bunları savunmanın da hiçbir manası yoktur. Yani net bir şekilde bunu da söylemekte fayda var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Yasin Aktay demiş ki, Profesör Doktor Yasin Aktay, göç politikaları konusunda önemli isimlerden biri aynı zamanda. Sayıları 4 milyonu aştı, 80 milyar dolar harcandığı söyleniyor. Ama Suriyeliler, bu argüman kendisine söylendiğinde Suriyeliler Türkiye'nin temel direği diyor. Ya, ben net bir şey söyleyeyim. Yasin Bey'i iyi tanımak isteyenler Yasin Bey'in o açılım süreci denen garabette söylediklerine, konuştuklarına, yazdıklarına baksınlar. Diyor Yasin ki, Bey'le ilgili en güzel öyle anlaşılır. Net bir şekilde Yasin Bey ne yaptı, ne ettiği öyle anlaşılır. Türkiye'nin temel direğidir Suriyeliler diyor. Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, ülke ekonomisi çöker. Ne demek bu? Biz ucuza Suriyelileri çalıştırıyoruz mu demek? Zaten vasıfsız işçi olarak çalışıyorlar. Ne yapıyorlar ki?
Yani oradaki evet Türkiye'ye bir ekonomik faydası vardır. Kime vardır ama biliyor musunuz? Yani işverenlere vardır. Yani orada bu insanları ucuz iş gücü ordusu olarak kullanmak isteyenlere bir yararı vardır. Ama mesela şöyle düşünün. Siz 1000 kişilik bir işletme sahibisiniz. 1000 tane Türk vatandaşı çalıştırıyorsunuz. O 1000 tanesini gönderdiniz. Onun yerine 1000 tane Suriyeli göçmen aldınız. Bunlar ayakta kalmak için mutlaka zorunlu olarak çalışmak zorunda olduklarında ne yapacaklar? Asgari ücretin altında güvencesiz bir şekilde çalışacaklar. Bu işveren de maliyetleri düşürecek ve çok iyi, çok hocam, müthiş bir kar edecek. Suriyeliler göçmen değil. Onu söyleyelim de Suriyeliler geçici tabii, koruma statüsünde. Göçmen başka vesaire. Bir şey. Ama buradaki mevzu şu. Yani bu buradaki yani ekonomik kişiler, gelir. Bahsettiğiniz şekildeki bir ekonomik tablodan bahsediyorsa Yasin Aktay. Evet. O kayıt dışı ekonomiye girer ki o kayıt zaten, dışı zaten kayıt dışı. Zaten kayıt dışı illegaldir. Yani. İllegaldir yani. Değil mi bir de? Yani burada faydası olabileceği tek grup Türkiye'de emek yoğun sektörlerde işletme sahibi olan işverenlerdir. Onlar da zaten bu işi illegal bir şekilde devam ettirmektedirler. Bunu mu savunacağız? Ufuk Hocam, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminden bir açıklama gelmiş Tanju Bey'in açıklamalarına ilişkin. Taban tabana zıttır parti görüşüyle diye. Onu söyleyeyim bir son dakika olarak. Göçmenler, sığınmacılar, düzensiz göçmenler bu kadar çok yabancı uyruklunun Türkiye'de yaşamaya, barınmaya, çalışmaya ve gitmemeye, yani kaldı ki bir Afgan olsaydım ben de Türkiye'den gitmek istemezdim herhalde bu kadar güzel bir yerden. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz bu meseleyi kucağımızda bulduk. Hakikaten Suriye ve daha önce de Irak'a endeksli olan bir mesele de Türkiye'nin konumu bağımlı değişken haline geldi. Ben bugün Suriye meselesinin nasıl çözüleceğini hakikaten bilmiyorum. Yani bir barışın Suriye'si nasıl tesis edilecek? Yani kim biliyor bunu da dinlemek istiyor. Çünkü en son bir seçim olmuş. İşte %95 ile Esad oy kazanmış. Yani bir post Esad dönemi yakın süreçte gözükmüyor. Başta Rusya, İran ve ABD olmak üzere uluslararası aktörlerin ağırlığı ortada ve elimizde üstümüzde bulduğumuz bir konu. Dolayısıyla bu meseleyi bu kadar iç siyasetin araçsallaştırılması haline getirilmesi de bir tuhaf. Siz lafı ağzımdan aldınız. Ben de zaten diyecektim ki CHP yönetimi de bu tür yaklaşımlardan rahatsız. Bu yeni bir şey de değil. Meselenin hani insani, vicdani boyutları ortada. Ama bu meselenin nasıl çözüleceği konusuna geldiğimizde hakikaten Irak stabilize olmadan buradaki o, zaten göç nedenleri ortadan kalkmadan o insanların tekrar kendi ülkelerine dönmeleri çok kolay. Biliyoruz bazı adacıklar var. Bu adacıklarda işte insanlar bayramlarda falan geliyorlar. Ama topyekun Suriye'nin bütününe ilişkin bir modelde anlaşma sağlanmadan kolay değil. Hocam, bayramlaşmaya gidecek kadar güvenli olan bir ülkeden neden kaçılıyor? Ben de onu anlayamıyorum. Yani benim can korkum olsa bir yerde ve bir yerden bu nedenle kaçsam, bir başka yere yerleşmeye gitsem, yani dönüp eşle dostla bayramlaşmaya canımı riske atmam. Siz atar mısınız? Tabii işte o yüzden dedim, oralar özel güvenli ara bölgeler. Sık aralıklarla şehitler de verildiğine göre çok stabilize olmadığını görüyoruz. Zaten Suriye'de çözüm, palyatif bir çözüm olamaz. Suriye'nin bütününe ilişkin bir çözüm üretmeden kalıcı bir noktaya gelmemiz mümkün değil. Ama genel olarak göç hareketleri işte Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına neden olmuş. Özellikle fütüristler iklim göçü başta olmak üzere 21. yüzyılın şekillenmesinde çok küresel bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyorlar ve Avrupa Birliği'nin bu konuda son derece ikircikli politikalarını izliyoruz. Ama doğrusu biz de biraz önce söylendiği gibi batıdan gelenlere farklı, doğudan gelenlere farklı tutum alarak geçici koruma diye atfedilen bir yaklaşım içerisinde, yani benim gittiğim birçok kampta geçici koruma adı altında onlarca yıl kalan insanlar var. Yani statüleri çok problem ve Türkiye problemli ve Türkiye bu kadar
ağırlığı, bu kadar kitlesel yükü kaldırabilecek bir durumda değil. Yani özellikle Irak'ta ve Suriye'de rejimlerle ilgili kriz çıktığında, toplu sınırlardan geçiş eylemleri olduğunda bunların teker teker bir elekten geçirilmesi hakikaten söz konusu değildi. En son Suriye Büyükelçisi Yaşar Bey'in son Suriye ile ilgili kitabına da baktığınızda durumun ne kadar vahim olduğu ve nasıl kilitlendiğini görüyoruz. O yüzden belki bundan sonra da hakikaten bunu nasıl iç politika malzemesi olmaktan çıkaracağız bilmiyorum ama hani Sayın Kılıçdaroğlu bu bir beka meselesi demiş. Yani neredeyse o noktaya gelmeden bir ortak akıl yaratmamız gerekiyor. Çünkü bu mesele üstümüze kaldı. En son Edirne'de biliyorsunuz sınır kapıları açıldığında fark ettik ki yani oradaki gazeteci arkadaşların bilgisini anlıyoruz ki oradakilerin çoğu zaten Suriyeli de değildi. Ağırlıklı olarak Afgandı. Yani demek ki bu Afgan göçünün bir mazisi de var. Yani bundan sonra çok daha boyutlanabilir. Geçmişten gelen bir meseleyle de karşı karşıyayız. Çok sık düzensiz göç ifadesi kullanılıyor. Ben hani dünya tarihinde düzenli göç örneğini pek bilmiyorum. Yani bu göçler zaten tabiat gereği düzensiz oluyor ve kolay kolay kontrol altına alınamıyor. Ama yani bunlar kamplarda kalsalardı, büyük şehirlere gitmeselerdi gibi siyasi mühendislik faaliyetlerini de çok gerçekçi bulmuyorum. Çünkü insanları o kamplara belli gettolara hapsetmek de çok kolay değil. En son Gaziantep'te böyle oluyor ama. Yani hocam kamplara evet. Koymayınca ne oluyor? Peki bu durum iyi mi yani? İşte onu anlatıyordum. En son Gaziantep Belediye Başkanı çok yoğun göç olduğu bölgede kendi yaşadıklarını anlattılar. Yani kamp seçeneği dışarısında suç oranını düşürerek, entegrasyonu sağlayarak, topluluklar arası gerilimi en aza indirerek belki örnek modellemeler yaratılabilir. Ne entegrasyonu? Yani ben doğru söyledim. Topluma mı entegre edeceğiz? Geçici koruma statüsündekileri topluma mı entegre edeceğiz? Hayır. Antep örneğinde Fatma Hanım'ın kendi yaşadıklarını anlattı. Nasıl belediye, valilik işbirliğiyle bu meseleyi ele aldıklarını anlattı. Yani şimdi uzun uzun onun bilgisini vermeyeyim. Fakat ilginç bir deneyimdi. Yani bir tarafta Bol örneği var, bir tarafta Antep örneği var. Bir tarafta da aslında muhalefet partileri CHP'sinden İYİ Partisi'ne belli ki bu meseleyi aktüel siyasetin ön planda ve seçime yönelik gündemi haline getiriyorlar. Bu çok hani popülist siyasetin bir parçası haline ve malzemesi haline getirmememizde fayda görüyorum. Biraz önce yani ABD örneğini verdi. Peki Suriyelilerin Almancılar olduğu demesine Yasin Aktay'ın ne diyorsunuz hocam? İkisi birbirinden çok farklı tabii. Yani ben de mesela kendi amcam 60'lı yıllarda doktor olarak Almanya'ya gitmişti. Orada bir yaşam kurdu. Çok birebir örnekler olarak görmüyorum ama özellikle neo-nazilerin tabii oradaki Türklere ve Müslümanlara yönelik tavrından tutun da işte Nevazi Katil Devik'in tutumları falan. Neyse ki bizim toplumumuzda bu boyutta meselelerle karşılaşmıyoruz. Daha münferit kalıyor. Olduğu zaman da genel olarak toplumsal vicdan bunu eleştiriyor. Yoksa siyasetin tabii ki bu konular gündemine gelebilir ama retorik dışında somut olarak ne önerildiğine bakıldığında Suriye'nin durumu veri alınarak ortaya konulan çözüm önerilerinin çok gerçekçi olmadığını ifade etmeliyim. Dolayısıyla hakikaten bu meseleyi üstümüze bulduk. Giderek Afgan meselesiyle beraber bu belli ki yoğunlaşacak ve burada hakikaten bir ortak akla ihtiyacımız var. Siyasi partilerin birbirinin kalesine gol atmasından çok daha vahim bir toplumsal acı ile karşı karşıyayız. Yani ben kendi çevremdeki bazı dernek faaliyetlerinden biliyorum. İşte kardeş aile kampanyaları, bu insanlara yaralarının sarılması ile ilgili faaliyetler. Ama neoliberal ideolojiyle beraber herkes kendi sorunu kendi çözsün
yaklaşımıyla da bunu yapamayız. Yani bu aslında siyasetin, bunun çözmesi gereken bir fayda. Yani sivil toplumun dayanışmasıyla da bu meseleyi bu boyutta tüketebilmemiz maalesef mümkün gözükmüyor. Bu anlamda devlet bu politikalarını açmazlarıyla beraber bir kere daha güncellemek durumunda maalesef. Yoksa olduğumuz yerde maalesef kendimizi tekrar ediyoruz. Masar Hocam, size sorayım. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in açıklamasıdır. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına ilişkin yaptı, verdiği cevap, tepki diyelim. Türkiye Avrupa Birliği'nin sınır kampı olmayacak diyor. Ben de soruyorum, nasıl olmayacak? Sonuçta giriş için açık olan kapılar çıkış için kapalı. Ve çok önemli güvenlik önlemleriyle kapalı. Çıkanı da zaten geri gönderiyorlar. Tamam, bunlar bizden kaçmış, alalım diyoruz. Nasıl sınır kampı olmayacağız diye size sorayım. Ya da belki de siz sınır kampı olacak görüşündesinizdir. Siz de yönlendirmiş olmayın. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Böyle bir şeyi tasvip ettiğim anlamında da gelmez bu söylediklerim. Asla böyle bir şeyi beklemiyorum da. Tabii Türkiye'nin bu konuda izleyeceği en stratejik politikalardan birisi, madem ki bu problemlerin çıktığı ana merkeze doğru gitmemiz gerekiyorsa, Afganistan'ın Rusya işgaliyle birlikte ortaya çıkan ve Berlin, affedersiniz, Merkel'in geçen haftaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ziyaretinde söylediği ifadede bulmak gerekiyor. Biz de burada bir sosyolojik dönüşüm yapmak istedik ama muvaffak olamadık. Demek ki İşin böyle bir boyutunun olduğunu görüyoruz. Yani buradaki var olan. Keza Suriye meselesinde de bütün sorumluluğun Türkiye'nin Suriye ile ilgili politikalarında olduğu konusu doğru bir okuma değildir. Suriye rejimi oradaki insanlara çok hakikaten zalimane tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'den bağımsız olarak bunu zaten yapıyor. Yani ne Türkiye'den cesaret aldı ne de Türkiye'nin bu konudaki çalışmaları bunu alevlendirdi. Yani böyle bir okuma doğru değil. Türkiye'nin bunu bir kamp olmaması için yapması gereken, Afganlarla ilgili bildiğiniz gibi İran üzerinden Türkiye'ye geliyorlar. Gidip Türkiye İran'la oturup anlaşma yapıyor. Anlaşma masasından kalktıktan sonra İran bildiğini okumaya devam ediyor. Şimdi İran adına Türkiye'ye mi kızalım? Yani Türkiye'ye mi fırçalım? Niye böyle bir şey olmuyor demek? Bence çok doğru değil. Bu tabii ki Türkiye'nin tek başına üstesinden gelebileceği bir konu değil. Rıfık Hocam çok veciz bir şekilde ifade etti. Bölgesel olarak bir takım lokal olarak yaptığı çözüm önerileri meseleyi bitirmeyecek. Yani sizin o bahsettiğiniz Suriye'ye bayramlaşma gidiyorlar. Gittikleri yer küçücük bir yer, lokal bir yer. Türkiye'nin orada güvenliği sağladığı Cerablus'taki, Afrin'deki yerlere gidiyorlar. Ve orada bayramlaşıp tekrar geri geliyorlar. Ama şöyle bir gerçek de var. Biliyoruz. Bütün dünyada da böyledir. Şimdiye kadar da tarih böyle oldu. Biz hangi politikayı izlersek izleyelim bu tarihi tersine çeviremeyiz. Göç geriye dönmez. Böyle bir sosyoloji yoktur. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz burada göçmen politikaları... Bu ne demek? Masar Bey, bu ne demek? Skype'ı kesmeyin. Ben de biliyorum. Alihan, bir saniye. Ben az önce siz Yasin Bey'le ilgili söylediklerinizin hepsine, Yasin benim hem arkadaşım hem biz beraber partide de çalıştık. Söyledikleriniz hepsini kendi üstüme alınıyorum. Ama söylediklerinize de cevap verebilirim. Yani çözüm sürecinde Yasin Bey'in söylediklerinin hepsinin ne söyleyeceğinizi bilmiyorum. Peşinden imza atıyorum altına. Yani biz bu memleket için sevdalı insanlar, bu memleketteki siyasetin, sosyolojinin kendi doğal iş dinamikleriyle işleyen bir yapıya konuşmasını arzu eden insanlarız. Bunun dışında başka bir şey yok. Bu nasıl olacak? Şöyle olabilir. Yani bunda olması gereken. Bir defa buradaki bahsettiğimiz anlamda çok ciddi olarak, kategorik olarak suçlayarak nefret söylemlerini geliştirmek suretiyle bu konuya yaklaşıldığı zaman herhangi bir çözüm önerisi geliştirilemez. Yani Alihan Hoca'nın söylediği hangi şeyi nefret söylemi olarak saydınız hocam? Ben Alihan Bey'den bahsetmiyorum. Sizleriniz nasıl olacaksa. Yok, yani Alihan Bey, yok, Yasin Bey'le ilgili siz bana cevap verdiniz, üstüme aldım dediniz mi? Yasin Bey'in çözüm sürecinde söylediklerine bakarak nasıl bir insan olduğunu görelim. Ben Yasin Bey'in çözüm sürecinde bilmiyorum ne söyleyeceğini Alihan Bey'in. Söylediklerinin arkasındayım. Buyursun söylesin. Yasin söyleyeyim mi? Şimdi ben meslektaşım, birlikte çalıştık. Buyurun. Söylüyorum. Diyor ki mesela her çeşit faaliyetine imkan verdik.
Hatta çözüm süreci dedik, ellerinde silahla dağlarda gezmelerine bile ses çıkarmadı bu ülkede diyor. Evet. Türkiye... Buna imza atıyor musunuz? Yok. Bu doğru bir şey mi yani? İyi bir şey mi? Övünecek bir şey mi? Ben söyleyeceğim. Teröristlerin dağda elinde silahla gezmesi müsaade edin. Müsaade edin. Masar Bey müsaade edin. Müsaade edin. Teröristlerin dağda elinde silahla gezmesine müsaade ettik. Bir devleti yöneten bir partinin genel başkan yardımcısının söyleyeceği bir şey mi? Buyurun. Bunun söylediği bağlamından cımbızla çekip söylersem ben buna katılmıyorum. Ama Yasin'in söylediği şey şuydu. Ben de o ifadeyi söylüyorum. Türkiye bu meselenin çözümüyle ilgili gösterilebilecek en üst seviyede bir müsamaha gösterdi ki gerçekten bundan sonra analar ağlamasın, bu kanlı şiddet bir an önce sonlanmış olsun. Masar Bey, Türkiye'de analar ağladı ama sizin açılımınızda Ege Üniversitesi'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Hasan Şimşek şehit edildi. Edilmedi mi? Açılımı konuşalım. Açılımı konuşalım. Ya saçmalamayın lütfen. Niye? Ben PKK terör örgütünü savunacak bir pozisyona beni niye itiyorsunuz ki? Kanlı bir örgüt. Ben örgüt mağduru olmuş bir insanım. Yapmayın Allah'ını severseniz. Yani bu tür bir konuşma, diyalog olmaz ki. Niye oluyor? Yani bir kere ifadeniz çok çirkin. Oluyor? Saçmalamayın ifadesi çok çirkin. Ama yani siz demin söylenen şeyin üstünden ne anlaşılıyor? Başka bir şey anlayan varsa o konuşsun. Beni PKK terör örgütünü savunma pozisyonuna niye itiyorsunuz ki? Ben PKK'dan mağdur olmuş, PKK'ya karşı mücadele etmiş, PKK terör örgütünün bu ülkeye verdiği zararı bilen, defalarca dile getiren birisiyim. Ne münasebet? Türkiye'nin bu konuyla ilgili yürütmüş olduğu mücadeleyi bilen birisiyim. Bunu görüyorum. Her zaman bununla ilgili yazılar yazıyorum. Sadece şu Türkiye terörle mücadelesini uluslararası ve ulusal kamuoyunda meşruiyi bir daha güçlü bir meşru zemine oturtmak için bir çözüm süreci başlattı. Ben olsam bu çözüm sürecinin bugün tekrar geriye dönsek tekrar başlatılması gerektiğine inanan birisiyim. Parti yapar mı yapmaz mı onu bilmiyorum. Şundan dolayı. İnsaf. İnsaf. Çünkü, hiçbir şey demiyorum. İnsaf. Şundan dolayı. Çünkü Türkiye, müsaade buyurun ben ifade edeyim. Şundan dolayı. Çünkü Türkiye bugün hem uluslararası kamuoyunda hem Türkiye kamuoyunda güçlü bir şekilde terörle mücadele edebiliyorsa ben bunun çözümü için meşru bütün adımları attım ama bu kanlı eyle örgüt bu çözümleri sabote ediyor. Görüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye bugün daha güçlü bir şekilde terörle mücadele ediyor. Dolayısıyla Türkiye bugün bölgedeki insanlarına daha rahatlıkla hitap edebiliyor. Bölgedeki insanlara daha rahat dokunabiliyor. Bölgedeki insanların değişimini sağlayabiliyor. Peki Masar Bey, konumuz bu değil ama siz de buradan açtığınız için Ali Bey de size bir cevap versin. Ondan sonra göç mevzuna tekrar geri dönelim istiyorum. Hem Can Hocama hem de Ufuk Hocama ayıp etmeyelim. Peki bakın, Albert Einstein diyor ki aptallık aynı şeyi iki kere yapıp farklı sonuçlar beklemektir diyor. Ben sadece bunu söyleyeyim. Bir daha bu ülkede açılım olursa da, eğer bir daha açılma birisi, herhangi birisi yeltenirse de bunun sonuçları çok ağır olur. Bir müsaade edin Masar Bey, müsaade edin. Bakın ben sizi dinledim, siz de beni dinleyin. Müsaade edin. Tekrar bir çok affedersiniz. Ama beni konuşturmuyor, farkındasınız değil mi? Masar Bey, ikiniz aynı anda konuştuğunuz zaman ikinizden de bir şey anlamıyorum. Ya, ben cevap vermek durumunda. Tamam, verirsiniz. Geçen hafta bir bana müsaade edin. Masar Bey. Tekrar bir açılım olmaz. Masar Bey. Düşünülemez de zaten. Masar Bey. Söylediğiniz, şu ana kadar söylediğiniz hiçbir şey anlaşılmadı. Nedenini söyleyeyim. Ben sizi susturmaya çalışıyorum. Siz üstte konuşuyorsunuz. Bırakın Alihan Bey size cevabını versin. Sözü bitsin. Sonra siz istediğiniz cevabı verin. Sizin de sözünüz kesilmeden zamanınız olacak zaten. Ama Alihan Bey'in de sözünü kesmeyelim lütfen. Buyurun. Bakın, çok basit bir şey var. Tekrar söylüyorum aynı şeyi. Aynı şeyi iki kere yapıp farklı sonuç beklemek aptallığın tanımıdır zaten. Neler oldu biliyorsunuz. Kaç tane şehit verildi hendeklerde, polis özel harekatlar, şeyler, jandarma komandolar vesaire vesaire. Bu kadar Mehmetçik kanına girildi. Üniversitede öğrenciler şehit edildi. Hala açılım iyiydi, hala açılım tekrar yapılsın filan demek nedir? Ben bunu kamuoyuna bırakıyorum yani. Peki siz de cevabınızı verin, sonra ben bir reklama falan gideceğim herhalde ben arkadaşlar. Ben böyle bir iddiada bulunmadım. Tekrar açılım olsun demiyorum. Türkiye'nin bugün terörle mücadelesindeki haklı meşruiyetini güçlendiren en önemli referans noktalarından birisi Türkiye'nin bu konuyu bütün meşru yolları denemek suretiyle çözme iradesini ortaya koymasıdır. Peki bir reklam. Demişiz ki şu adalar silahlandırılamaz. Bunlar gayri askeri statüde olacak diye. Ve bu 1947'de teyit edilmiş.
Bunlar şimdi silahlandırılıyor. Tehdit var diyorlar. Arkadaşlarım tehdit vesaire böyle bir şey asla söz konusu değil. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunun altını çizdi, Yunanistan'ın saldırgan tutumunu eleştirdi. Barış içinde, huzur içinde, diyalog içinde, siyasal çözümler bulmak suretiyle sorunların çözülmesinden yana olduğumuzu tekrar tekrar Yunan komşularımıza söylüyoruz. Ve fakat maalesef Yunan komşularımız provokasyondan, provokatif açıklamalardan, saldırgan söylemlerden bir türlü vazgeçmeden vazgeçmiyor arkadaşları. Akar, Atina'nın son yıllardaki dikkat çeken silahlanma sürecine tepki gösterdi. Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçaklarını hatırlattı. 3-5 kullanılmış uçakta güç dengeleri değişmez dedi. Bir silahlanma yarışına tutturmuşlar, gidiyorlar. Arkadaşlarım bu 3-5 uçak almakla, 3-5 efendim kullanılmış uçakla efendim güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Vaka sayıları artıyor, koronavirüs aşı yaptırmayanlar arasında hızla yayılıyor. Hastanelerin yoğun bakımları yeniden alarm vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı uygulamasına ilişkin rakamlar paylaştı. 22 milyon kişinin ilk doz aşısını olmadığını duyurdu. Aşıda 26 Temmuz. Toplam 1.367.872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407'ye indi. Evet, devam ediyoruz güne bakışa. Ufuk Hocam size döneyim hemen, çok beklettim zira sizi. Bu göç meselesini epeyce konuşacağız, o belli. Sanayi onlar ayakta tutuyor demiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Öz Haseki. Şimdi bazı şehirlerde sanayi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin, yüz binlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyor diyor. Bu arada TÜİK rakamları, yani resmi rakamlarla 4,5 milyona yakın bir işsiz olduğunu, genç işsizlikte TÜİK rakamlarıyla yine %32'lere genç işsizliğin vardığını da anımsatmak isterim sorarken. Yani doğru, fakat bir ülke sanayi politikasında bu verili duruma dayamamalı. Yani verili durum varsayalım ki böyle sektör bakmak gerek. Ben biraz artıldığını düşünüyorum. Ufuk Hocam'ın sesini Antep biraz açabilir miyiz arkadaşlar? Gerçi, Antep örneği gerçi. Önemli olan bu meseleyi bir hani istihdam gücü, ucuz işsizler ordusu bakmak yerine işin siyasi boyutu bu meselede daha önem taşıyor. O yüzden şu andaki var olan sıkıntılara ilişkin mazeretçi bir söylem yerine biz hakikaten bu konuda nasıl bir hat izleyeceğiz konusu önemli. Ben de Balkan Savaşı'nda ailesi Filipe'den gelen bir ailesi Sivas TV'den gelen şey değil bu arada. Bir tür göçmen çocuğu olarak neredeyse kime sorsam kendi öğrencilerime üç kuşak aynı yerde yaşayan insanlar yok. Ama ilk gelen kuşak bir sonraki göçmenleri istemiyor. O yüzden burada gruplar farklı etnisler arası rekabet yerine, yani kölelerle rekabeti yerine köle sahiplerine karşı ortak bir duruş önemli. Yani küresel güçler bu meseleyi kendisinin çözmesini istiyorlar ama biz hakikaten küresel bir problemle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Mesela biraz önce verdiğimiz AB'de polis şiddetine en çok uğrayan kişilerin siyahlardan çok Hispanikler olması. Yani ABD'nin bile bu meseleyi çözmede o devasa olanaklara karşı onda Meksika'da bir duvar örmek durumunda kalması gerçeğini biliyoruz. Hemen yanı başımızdaki Karabağ krizinin arka planda yine en büyük göç olan toplum olarak Azerilerin ve Azerbaycan halkının olduğunu bilmekteyiz. Yani yakın tarihimize baktığımızda
hakikaten bu meseleler hem sosyolojik hem siyasi ve hem de iktisadi boyutunda ele almalı. Biraz önce açılım süreciyle ilgili bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Fizikçi değiliz Einstein gibi. Sosyal bilimlerde aktörler bir daha kendini tekrar etmezler. Bizdeki süreci şekillendirmede bu aktörlerle kaldığımız yerden devam etmek diye bir durum yok. Aslında çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Çünkü bu ülkenin yurttaşının %80'i barış istiyordu. Mesela o biraz önce bahsedilen PKK'lı grupların göz yumulması meselesi aslında onların sınır dışına çıkması için alan ve yol açılması şeklindeydi. Ama bütün bu süreçler bu devlet politikasıydı. Esas itibariyle küresel güçleri rahatsız etti. Yani Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin rahatsızlıkları Türkiye'de milliyetçi tepki olarak ortaya çıktı ama toplumun %80'inin bu sürece olumlu baktığı çok büyük bir avantajdı ve bu süreç aslında PKK'nın dönüştürülmesi ve silahları bırakmasını varsayıyordu. O yüzden konumuzla ilgisi Orta Doğu meselesi büyük ölçüde kendini yeniden ürettiği ölçüde Türkiye'nin burada bir model geliştirmesi gerekiyor. Ama bu modeli CHP'yi de MHP'yi de Cumartesi annelerinde, Diyarbakır annelerinde katarak, herkesin rızasını alarak adım atması gerekiyor. Bu başarılabilir mi? Kısa dönemde zor gibi gözüküyor. Yani doğru. Yeni bir açılım süreci modeli yaratmak zaten mümkün değil diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani evet, denendi evet, ama doğru yöntem değildi. Aynı aktörlerle aynı hikayenin yeniden uygulanabileceğini söyleyen zaten kimse yok. Dolayısıyla bir tür gölge boksu yapmış oluyoruz. Çünkü bütün siyasi aktörler diyorlar ki bu süreç bir daha tekrarlanamaz. O yüzden o model yanlışsa doğru model budur diye güvenlik politikalarının yanı sıra ve ötesinde yeni bir siyasi model geliştirmek gerekebilir. Bu da tekrar bizi Suriye'ye götürüyor. Yani Suriye'de demokrasi güçleri denilen yapılanmanın Türkiye'nin onayıyla dönüşmesiyle Suriye'nin sınır güvenliğinin Esad merkezi yönetimi tarafından sağlanmasıyla ancak belki bir adım atılabilir ama bütün bunlar için seçim sonuçlarını beklememiz gerek. Seçim öncesi bu dar zamanda son bir adım atılması sanki mümkün değil gibi gözüküyor. Ortada öyle soğuk bir model de yok. Bir cümle söyleyebilir miyim sadece? Ufuk Bey bir istatistik verdi %80 %20 diye. O sorunun nasıl sorulduğuyla alakası var. Eğer derseniz ki mesela terörün bitmesini istiyor musunuz? Yüksek bir sayı çıkar. İşte barış sürecini destekliyor musunuz? Başka bir sonuç çıkar. Eğer derseniz ki Kürt açılımını destekliyor musunuz? Bambaşka bir sonuç çıkar. Şimdi %80'e 20 onlar karşıydı bunlar karşıydı öyle demeyelim bence bir kere. Neyin nasıl sorulduğuyla da alakası var bu tip istatistik anketlerin neticelerinin. Ufuk Bey de bana katılacak bu konuda. Tabii haklısınız ama o aranın ilk başlarda %40'lardaydı. 40'lardan 80'lere çıkmasının nedeni toplumda sağlanan güven ve biz bu imkanı her zaman kolay kolay yakalayamıyoruz. Çok büyük bir imkanı aslında maalesef heba ettik ve buna sevinenler yine küresel güçler oldu. İşte bu meseleyi yüzlerine gözlerine bulaştırdılar dediler. Peki Can Hocam şu sınır mevzunu bir sormak istiyorum. İşte bir taraftan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama Türkiye Avrupa Birliği'nin sınır kampı olmayacaktır diye. Evet. Az önce Ufuk Hocam'ın hatırlattığı Edirne de ya hayatım boyunca herhalde göremeyeceğim bir tabloyu gördüm. O gün çok tesadüf eseri Edirne'deydim ben ve o sınırların nasıl olduğunu gözümle gördüm yani ve aklımdan çıkmıyor o görüntü. Hakikaten korkunçtu evet. Ve anladığım kadarıyla zaten sınır kampından kaçmaya çalışan insanlar vardı ve gerisin geri geldiler buraya. Oradaki sınır da çok enteresan bir sınır. Hakikaten yürüyerek geçilebilecek, edilebilecek falan da bir sınır. Böyle çok doğalmacı bir şekilde gitmişlerdi. Çoğu zaman biz de DSF'lerde kullanıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de yani, ne yapacağız? Yani niye açmıyoruz? Hayır biz açsak da diğer taraf açmadığı takdirde bir anlamı yok ki. Ateş yani biz açtık ama diğer taraf açmadı. Ne olacak? Bu nasıl bir çözüme kavuşacak ki? Nitekim onlar da açmıyorlar. Güneyi açmasak, biz, doğuyu açmasak ne olacak? Biz zaten yapmamız gereken bu. Yani bizim bunu tartışmamamız yani bile sınırları gerekiyor. Farklı Türkiye'nin sınırlarını koruyoruz? Koruması gerekiyor. Hayır şöyle. Şimdi İran Türkiye'ye gelmek isteyenleri buyur ediyor. Buyurun geçebilirsiniz. Evet onlar kapıyı açıyor.
Bu insanlar bizim kapımıza dayanıyorlar. Kapıyı biz de açtığımız için giriyorlar. Şimdi Türkiye'de kapıyı açtı ama Yunanistan kapıyı açmadı. Avrupa Birliği'ni temsil eden bir ülke olarak. O zaman onları oraya girmeleri gibi bir durum söz konusu olamaz ki. Yani buradaki sorun Türkiye'nin kendi sınırına hakim olmaması. Ve bunun da temel sebebi bu az önce bahsettiğimiz Avrupa Birliği geri kabul anlaşması. Bir kere bu anlaşmanın mutlaka iptal edilmesi lazım. Yani bu Türkiye'nin aleyhine bir anlaşmadır. Burada tabii çok fazla konu birikti. Hepsine kısaca cevap vermek isterim müsaadenizle. Yani bu şeyin tartışma odağını kaydırmak istemiyorum. Fakat herkes değindiği için benim de herhalde bir değinme hakkım var bu açılım mevzusuna. Ufuk Hocam şey dedi. Yani buradaki zaten bahsedilen Yasin Bey'in bahsettiği hususta PKK terör örgütü üyelerinin sınır dışına gitmeleridir dedi. Yasin Bey'in söylediği için bu doğru olabilir. Onu çok fazla bilmiyorum ama bunun da ötesinde terör örgütü üyelerinin en Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek boyuttaki eylemlerine ses çıkarılmadığını biliyoruz. Yani bunu MİT ve PKK arasındaki görüşmelerden öğrendik. Ya hemen mahkemeler okuyayım. Kurulmadı mı orada? Evet, Afet Güneş, MİT görevlisi diyor ki Sabri Oka, yani bu PKK'nın en üst düzey elemanlarından bir tanesi malumunuz. Biliyoruz, metropolleri de doldurdunuz bu arada, patlayıcılarla doldurdunuz diyor. Sonrasında Sabri Ok bunu geçiştiriyor. Yani neyse, onlar önemli değil, biz süreci ilerletelim vesaire diyor. Hakan Fidan da söz alıyor. İşte onları görmesek daha iyi olur şu çerçevede diyor. Yani bahsettiğimiz açılım süreci böyle bir mantıkla devam ettirildi. Hani ben burada asla karşı değilim, yanlış anlaşılmasın. Kürt yurttaşlarımızın gayet tabii ki bütün kültürel hakları sonuna kadar verilmelidir. Bu kendisine demokratik diyen bir devletin üstüne düşen vazifedir. Bunu tartışmıyorum. Ama o terör ayrı bir tartışma konusu. Tabii terör örgütünü bu kadar aktör haline getirmek ve onun bu eylemlerine ses çıkarmamak çok ciddi bir zafiyet görüntüsüydü ve Türkiye bunun bedelini ciddi bir şekilde ödedi. Yine Ufuk Hocam üzerinden gideceğim. Şey dedi, onu birkaç kere vurguladığınız için hocam söyleyeceğim. Hani bu göç mevzusunu üstümüze bulduk dedi. Yani bizim üstümüze kaldı bir şekilde. Yani biz bunu bu konuda bizim zaten başka bir seçeneğimiz yoktu gibi anlıyorum bunu. Ama bence Türkiye bu noktada farklı seçenekler için en baştan beri başvurabilir. Tabii ki. Alanda bir görüşme en başında bu söylenebilir. Rusya, onu konuşmamın başında söyledim hatta, hatırlarsınız. Türkiye aynı masada olsaydı. Kesinlikle, yani en başta şey dedim ya, mültecilerin mülteci olmasına sebep olan faktörleri ortadan kaldırmak derken zaten söylediğim bu. Türkiye'nin orada bir barış inisiyatifi başlatması gerekirdi. Ama Türkiye yangına körükle gitti. Bir kere böylesi bir hata var. Sonrasında Türkiye bu insanlar Türkiye sınırına geldiklerinde bir tampon bölge oluşturulması adına bastırabilirdi. Bunun için Batı'ya bir baskıda bulunabilirdi. Hani bunu yapmadılar. Bunun yerine işte geri kabul anlaşması imzaladılar. Ve geri kabul anlaşmasının da bugün Türkiye'ye zararı işte bakın bu Kurz'un, Merkel'in bu saygısız açıklamaları oldu. Yani biz size bu insanlar için para veriyoruz. Parayı alın, gerisine de karışmayın. Bunlar burada kalacak tarzında saygısızca açıklamalar yapma imkanına sahip oldular. Neden peki Türkiye bunu kabul etti göz göre göre? Çünkü yani Türkiye için bu Türkiye'nin işte sizin az önce bahsettiğiniz yani AKP hükümeti için söylüyorum. Yani o Türkiye'nin demografik yapısının bozulması veya Türkiye'de bu insanların entegre olmasının zor olması veya Türkiye'deki iktisadi yapının bozulması vesaire. Yani onların öncelikleri değil. Yani burada bu insanların kabul edilmesinin birincil boyutu az önce söylediğim bunların bir kere vasıfsız iş gücü ordusu olması ve bunun da özellikle emek yoğun sektörlerdeki işletme sahipleri için müthiş bir değer ihtiva etmesi. İkincisi de bunu anladığım kadarıyla bu insanları kendi kültürel backgroundlarına daha uygun görüyorlar. Mesela ben bu AK Parti kurmaylarından bu konular açılınca hemen şeyi duyuyorum. Balkanlardan gelenler vesaire, Bulgaristan'dan gelen hemen onlara yönelik. Bir de onlar vatanın çocuklarıydı. İşte öyle ama hemen onu söylüyorlar. Bakın onlara bir şey demediniz, onlar o kadar geldi ki. O dönemdeki Sayın Erdoğan'ın söylemlerini de biliyoruz. Sayın Erdoğan bunlara çok karşı. Siz bunları getiriyorsunuz ama bunlar Ahmet'in, Mehmet'in aşına ortak olacak vesaire diyor. Ki bunlar Türk soylu olmalı ve doğrudan Türk kültürüne entegre olmalarına rağmen böyle deniyor. Şimdi bu mesela bir Bulgaristan'dan gelenin, Kosova'dan gelenin, atıyorum işte Yunanistan göçmeninin Türklüğü ya da Müslümanlığı tartışmalı. Ama bu insanlar herhalde kültürel background olarak AK Parti kurmaylarına daha yakın geliyor. Böyle hissediyor da olabilirler. Biliyorsunuz bu Mustafa Şen bir açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Eğer Türkler Orta Asya'ya dönerse sığınmacılar da Suriyeliler de Suriye'ye dönerler.
gibi bir söylemde bulunacak kadar yani ileri gitti. Dolayısıyla buradaki bir kere Türkiye'nin atması gereken temel adım Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasının reddedilmesi. Bunu iptal etmek gerek. Tamamlayın. Sonra şu Tunus Cumhurbaşkanı'nın başbakanı görevden almasına ülkeden çıkabilecek herhangi bir sorun sonrasında Tunus'ta buraya gelip gelmeyeceğini biraz tartışalım. Evet, onu tartışmak lazım. Tunus deyince hararet bastı beni. Yani şöyle, şimdi Türkiye'nin bu noktada kendi devlet çıkarlarını da artık biraz göz önünde bulundurması ve buna göre hareket etmesi lazım. Bence bu geri kabul anlaşması bir an önce iptal edilmelidir ve Türkiye bu cendereden kendisini kurtarmalıdır. Bunun dışında yani bütün konuşmacıların değindiği üzere yani sığınmacılara yönelik bu nefret söylemi içeren bazı çıkışlar mutlaka engellenmelidir. Bunun da hatta ceza yaptırımı da olmalıdır. Buna da kesinlikle katılıyorum. Söylemin ceza yaptırımı olur mu söyleme? Tabii tabii, neden olmasın? Nefret söylemi. Nefret söyleminin çok rahat kullanılan liberal, bir ifade. Yani en her liberal ve demokratik devletlerde bile bunun karşılığı vardır. Ha, sadece bu anarko-kapitalist düzenlerde bunun bir yeri yoktur. Ama onun da işte dünyada bir karşılığı yok. Zaten bir devlet olarak karşılığı yok. Ama mutlaka hani nefret söyleminin karşılığı olmalı. Cezai bir yaptırımı da hatta olmalı. Ama burada bunu bir taraftan yaparken diğer taraftan da yani Türkiye'de de 4 milyon 5 milyon mültecinin bulunması en azından ekonomik manada bazı sıkıntılar yaratıyor. Onların da yaşam koşullarının düzelmesi adına yani geri dönüş koşullarının nasıl olabileceği düşünülmeli demek de bir zahmet ırkçılık olarak yaftalanmamalı. Yani bunu özellikle şerh düşmek isterim. Bir de tabii Sayın Erdoğan'ın söylemleriyle dile getiriyorum. İşte 40 milyar dolar biz şimdiye kadar Suriyeliler için para harcadık demişti kendisi. Gerekirse 40 milyar dolar daha harcarız diye de ifade etmişti. 40 milyar dolar şu demektir yani. Türkiye'de kişi başı herkesten 500 doların çıkması demektir. İşte 4 kişilik bir haneyi düşünürsek 2000 dolara bu tekabül eder. Yani 17 bin lira her haneden 17 bin lira verilmiş. Bir 17 bin lira daha verebileceğimizi Sayın Erdoğan söylüyor. Yani bu maalesef ki çok hamasi bir söylem ve Türkiye'nin reel potansiyeliyle taşıyabilme, absorbe edebilme gücüyle de uyuşmayan bir tavır. Dolayısıyla ben bunu devlet adamı ciddiyetine de açıkçası biraz aykırı görüyorum. Türkiye'nin bir an önce bu konuyu mantıklı, rasyonel bir çerçevede ele alması ve buna göre adımlarını atması gerekir. Ama bunu yaparken de tekrar onu ifade edeceğim. Asla bu insanlara yönelik nefret söylemine prim tanımaması gerekir. Orada lafı gelmişken söyleyeyim. Bu Bolu Belediye Başkanı'nın söylemlerinde kınıyorum. Son derece yanlış buluyorum. Onun da bizzat kendi partisinden bazı tepkilerle karşılaşmasında olumlu görüyorum. Peki geçelim şu Tunus meselesine. Masar Bey sizinle geçeyim. Tunus Cumhurbaşkanı Başbakanı görevden almış. Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşulları gerekçe göstermiş. 30 gün süreyle meclisin tüm yetkilerini durdurmuş, milletvekillerine dokunulmazlığını askıya aldığını açıklamış. Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alınması gerekiyor çünkü demiş. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani bir darbenin nasıl yorumlanacağını bilmiyorum. Yani doğrusu Tunus'un Türkiye ile şöyle bir organik bağ var. Ya daha doğrusu düşünsel bir bağ var. Malumunuz oradaki Gandouchi uzun bir süre Türkiye'de zaman zaman gidip gelen ve Türkiye'deki demokrasiyi örnek aldığını söyleyen bir siyasi aktördü. Hatırlanırsa bu uzun bir süre Türk tipi demokrasi dediğimiz bir mekanizma ya da bir anlayışın gerçekten Orta Doğu için egemen olabileceği çok tartışılıyordu, konuşuluyordu. O da şundan dolayı Batı Avrupa ülkelerinin geliştirmiş olduğu demokrasi değer içerikli, İçi önceden doldurulmuş bir demokrasi. Dolayısıyla her toplumun değer sistemiyle uyum sağlanmayabilir ama Türkiye'nin geliştirmiş olduğu demokrasinin özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki demokratikleşmeyi arzu eden ülkelerdeki sisteme çok daha kolay örneklik teşkil edebileceği konusunda çok ciddi tartışmalar var. Yani sadece bizim akademi camiasında değil, dünyanın diğer akademi çevrelerinde de epeyce konuşuluyordu, tartışılıyordu ve bu vesileyle de Sayın Gannouchi Türkiye'ye ara sıra gelip bu konuları konuşuyordu, tartışıyordu, düşünce kuruluşlarına misafir oluyordu. Tabii bu ne yazık ki itiraf edelim, bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada
olgun bir demokrasinin henüz tam olarak yerleşmediği anlamına geliyor. Tabii Türkiye'yi hakikaten istisna bir konumda olduğunu ve hakkını teslim ederim. Türk demokrasisinin gelmiş olduğu konumun ve olgunluğun çok kıymetli bir pozisyona sahip olduğunu ve hepimize gurur verecek bir yapıda olduğunu mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Her ne kadar demokrasiyi sekteye uğratan epey bir badireyi atlatmış olsak bile ama Türk toplumunun demokratik bilincinin hakikaten önemli bir pozisyona geldiğini düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye'nin diğer ülkelere öncülük etmesi ve onlarla ilgili çalışmaları yürütmesi daha doğru olur. Ama Tunus'taki yapı biraz daha karmaşık sanıyorum, netleşince belki daha fazla konuşulabilir üzerinde. Zira orada başka lobilerin de çok güçlü bir etkisinin olduğunu biliyorum. Zaman zaman oradaki akademisyenlerle yaptığımız konuşmalarda da biliyorum. Özellikle İsrail lobisinin önemli bir mekanizma oluşturduğunu. Bu hemen birilerini suçlamak babından, bir yabancı parmağını aramak babından söylediğimi düşünülmesin lütfen. Ama büyük ihtimalle de vardır. Çünkü darbeler genelde yapanların bir başka güce yaslanmak gibi bir durumlara söz konusudur. Halka yaslanmadığınıza göre siz halktan daha güçlü olduğuna inandığınız bir mekanizmaya kendinizi dayandırarak yapıyorsunuz. Türkiye'de de bunun böyle olduğunu biliyoruz. Umarım bir an önce demokrasiye geçilir ve gerçekten de Tunus halkının özgür iradesiyle seçilmiş olan insanlar tekrar göreve başlarlar. Peki size döneyim. Bu Tunus meselesi. Ben de Mazhar Bey'le aynı fikirdeyim. Partisiz, bağımsız bir aday olarak gelmiş koltuğa. Bugün komuta kademesinde yanına alarak bir düzen ortaya koyacağı iddiası var. Ben de Mazhar Bey'le aynı fikirdeyim. Tunus'ta yaşanan bir darbedir ve antidemokratik bir şekilde şey yapıldı. Bunun daha öncesinde biz Mısır'da da gördük. Aslında Arap Baharı döneminde olan halk hareketlerinin şimdi geri tepkisiyle karşılaşıyoruz. O düzen veya işte müesses nizam diyelim belki ona, bu Orta Doğu'daki ülkelerde tekrardan geriden şey yapılmaya çalışılıyor. Tunus'ta herhalde en sonuncusuydu bu Arap Baharı'nın geri tepmediği. Sanırım son olarak Tunus'a geldi mesele. Tunus biraz diğer, sosyolojik olarak diğer Kuzey Afrika veya diğer Arap ülkelerinin aslında nispeten daha farklı bir ülkedir. Laiklik hassasiyetinin biraz daha fazla olduğu, eğitim okuma oranlarının daha yüksek olduğu. Mesela Fransızca bilmenin, ki yani kolonicinin dili çok hoş belki bir şey değil ama Fransızca bilme oranının daha yüksek olduğu. O yüzden Tunus biraz daha farklı durur diğerlerinden nispeten. Kıyaslandığı zaman diğer Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki Arap ülkeleriyle kıyaslandığı zaman. Ve yani aslında gelişmeler endişe verici. Ben de sonuç olarak Masar'ın temelini... Nasıl olur? Yani Türkiye'ye mi yoksa genel olarak mı? Genel. Ya genel olarak sonuncusu bu galiba. İşin sonuna geldiğimizce çok yansımadan ziyade işi kapanışa geldik. Yani zaten yansıyanlar yansıdı ve en sonunda Tunus'a yansıdı gibi yani. Bundan başka da şey kalmadı. Arap Baharı'yla şey yapmış kalmadı benim yanlış hatırlamıyorsam. Tunus sonuncu ve bu işin kapanışı. O yüzden pek bir hani yansıyan yansıdı ve en son Tunus'a yansıdı. Yani o yüzden hani bu işin kapanışı olacak diye düşünüyorum. Hocam, Ufuk hocam, bu işin kapanışı mı olur yoksa bir tur daha döner mi? Çünkü sil başı sar başı sürekli tarih tekrarından ibaret gibi geliyor bana. Ama biliyorsunuz ilkinde trajedi, ikincide komedi, Marx'ın dediği gibi yani. Valla üçüncüyü yaşamak konusu biraz beni tedirgin ediyor. Buyurun hocam. Ses de sorun var. Hocanın sesi gelmiyor yalnız. Hocam sesiniz gelmiyor. Yok. Çünkü tarihin nesnesi mi olacağız? Hocam başa alalım mı? Nesnesi mi olacağız meselesi? Yani son sözü Tunus halkının belirlemesi gerekiyor. Sidi rejimin bütün uygulamaları eleştirilebilir ama bu doğru da. Bir Türk konusunun 28 Şubat'ı olarak bir toplumsal mühendislik faaliyeti ve başta Sisi darbesi olmak üzere, Esad rejim uygulamaları olmak üzere bürokrasi içerisindeki birçok kesime bu cesaret verdi. Biz bütün toplumların kendi iç dinamikleriyle dönüşmesine inanmalıyız. Dışsal dinamiklerle bu toplumlara üzerinde mühendislik yapmak doğru olmaz. Ama burada halkın iradesinin bastırılması çok kolay değil. Ben Meclis Dışişleri Komisyonu'yla Cezayir ve bölgeye gitmiştim. Orada alttan alta demokrasi, adalet, onur gibi değerlerin ne kadar önemli olduğunu gördük.
bu karşı dalgaya rağmen bence orada yurttaş bir özne olarak ortaya çıkacaktır. Yani etkilenmeye açık olmayan insanlar zaten bağnaz insanlardır. Burada birbirimizi niye dinliyoruz? Birbirimizden bazı şeyler öğrenmek için. Ama hani derler ya, Anadolu'da bir laf vardır. Eşek bile dibini görmediği suya girmez diye. Yani önümüzü görmek, önümüzde neler olduğunu çok... Mesela bir önceki bahiste konuşulan konuların oldukça önemli bölümünün çok farklı arka planı var. Biz bilmediklerimizin tutsağı oluyoruz. Mesela biraz önce Oslo görüşmelerinden bahsedildi. Oslo görüşmelerinin kamuoyuna nasıl sızdırıldığına bakın. Kimin sızdırdığına bakın. Oraya o zarfları, o görüşmelerde o zarfların açılma nedenine bakın. Ya da biraz önce ifade ettiğim Suriye'de Dışişleri Komisyonu'nun bütün anlaşmalar biz paraf etmiştik. O 11 maddeye bakın. Esad'ın taahhüt ettiği 14 maddenin tek bir tanesini bile uygulamamasına bakın. Hani sınırlarda konuşuyoruz ya, şöyle yapılmalıydı, böyle yapılmalıydı. Sınırların Suriye merkezi yönetimin elinden çıktığı, IŞİD ve PYD'nin eline geçtiğini bilirsek, ya bu mesele ne kadar çetrefil olduğunu daha iyi anlarız. Yani sınırlar IŞİD'in kontrolüne geçmiş, PYD'nin kontrolüne geçmiş. Siz orada Irak merkezi yönetimi ki kendi halkıyla savaşıyor, kendi halkına varil bombası atıyor. Yani dışarıdan kağıt üzerinde ne söylersek söyleyelim. O yüzden son büyükelçimizin yazdığı detaylı metni Remzi yayınlarından çıkıp okumanızı tavsiye ederim. Bütün bu bilgilere baktığınızda şaşırıp kalıyorsunuz. Şimdi Tunus meselesi de öyle. Kafamızda böyle sabit ideolojiler var. Halbuki buralarda acaba demokrasiyle toplumun geleneksel değerlerinin buluştuğu yeni bir harmanlanma yapılabilir mi gibi arayış var. Ve bu arayışın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Nitekim Türkiye'de de işte ne yapıyoruz? Bu ülkenin mütedeyyin yurttaşları, seküler yurttaşları temel meselelerde, asgari müştereklerde buluşabilir miyiz diyoruz. Bunu başardığınızda bir eşik atlıyorsunuz. Başaramadığınızda o tespihin taneleri oluşturan ip koptuğu zaman toplumun bütün değerleri, norm erozyonu, o yüzden buralardan çıkarmamız gereken dersler var hakikaten. Küresel bir mücadele oluyor. Bizim çok uzağımızda zannettiğimiz meselelerde biz de o küresel mücadelelerin tarafı oluyor. O yüzden kendi içimizde çoğulculuğu barındıralım ki başka yerlerdeki monolitik yapıları eleştirmekte hakkımız olabilsin. Peki bir reklama gidelim. Dönüşte bu konuyla ilgili Can Hocama söz vereceğim. Çabuk çabuk! Selin ortasında kaldı, boğuluyorum diye feryat etti. Direk tutun, direk direk! Son anda hayata tutundu. Çabuk çabuk, Allah'a şükür ya. Çok şükür. Bravo, helal olsun ya, helal olsun be. Ya böyle bir şey yok ya. Adam gitti ya. Burası Artvin'in Arhavi ilçesi. Çabuk, çabuk. İlçeyi geçen hafta Perşembe günü sel vurdu. Kapistre Deresi taştı. Boğaziçi Mahallesi göle döndü. Bir esnaf boyunu aşan suyun içinde ölüm kalım savaşı verdi. Çabuk çabuk! Tam bir can pazarı yaşandı. Sokak esnafın boğuluyorum feryatlarıyla inledi. Gecemini içeri getir. Mahalle sakinleri balkona koştu. Bir apartmandan adamın tutunup suyun üstünde kalması için aşağı bidon atıldı. Yüzerek bidona yetişmeye çalıştı ama başaramadı. Suyun içinde çaresizce çırpındı. Mahalle sakinleri de yaşananları eli kolu bağlı izledi. Direk tutun, direk direk! Ümitler tükenirken adeta bir mucize yaşandı. Selde deniz botuyla dolaşan bir genç çıka geldi. Çabuk çabuk, Allah'a şükür ya.
Ha, çok şükür. Bravo, helal olsun ya, helal olsun be. Ya böyle bir şey yok ya. Adam gitti ya. Zamanla yarıştı, adama doğru hızla kürek çekti. Boğulmak üzere olan esnafın bota tutunmasını sağladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Bu dükkanın sahibi alttaki çaycı. Tokyo Olimpiyatlarında sporcular karşı karşıya mücadele veriyor. Bu mücadele sonucunda başarılarını madalya ile taçlandırıyorlar. Duygularımı tarif edemiyorum gerçekten. Çünkü olimpiyatlar sporun zirvesi ve her sporcunun hayali burada olmak. Ben buradaydım ve madalyayla bitirebildim. Her şey aslında yeni başlıyor. Çalışmalara devam edeceğim. Toplam ağırlığı 556 gram olan altın madalyanın sadece 6 gramı altından oluşuyor. Kalanı ise gümüş. Mevcut fiyatlarla altın madalyanın toplam maliyeti işçilik hariç 792 dolar. Yaklaşık 6800 lira oluyor. Gümüş madalya ise 550 gram saf gümüşten oluşuyor. Fiyatı ise 445 dolar yani 3800 liraya denk geliyor. Bronz madalya ise %95 bakır ve %5 çinkodan oluşuyor. Bu da 450 gram ağırlığındaki bronz madalyanın maliyeti 4.1 dolar yani 35 liraya geliyor. Evet, devam ediyoruz. Güne bakış avutunuz konusunda Can Hocam görüşünüzü almamıştık. Sizinle devam edeyim. Evet, yani görüşüm şu. Normal şeyler bunlar. Yani Tunus için, Kuzey Afrika için. Yani çok oryantalist bir söylemde bulunmak istemem ama biraz böyle. Yani dünyanın gelişmemiş bölgeleri maalesef için. Şimdi yani, gelişmekte olan ülke diyerek böyle birazcık şey... Onu yumuşatmaya çalışıyoruz onu, vesaire. Sonuçta gelişmekte olan ülke nedir? Gelişememiş ülke. Evet. Gelişme yolunda ilerliyor. Doğru. Yani demokrasi en azından gelişememiş. Yani demokrasi geleneği gelişememiş. Katılımcı siyasi kültürün olmadığı yerler. Böyle yerlerde de bu tür hususlar. Yani siyasetin normal akışıdır. Bunlara çok büyük bir anlam atfetmemek gerekiyor. Ya bazen birileri güçlü olur, sonra diğerleri güçlü olur. Ama bunların hepsi orduyla bir şekilde temasta kalmak durumunda hissederler. Sonrasında ordu içinden bir klik çıkar, öbürlerini bastırır falan filan. Yani öyle katılımcı demokratik kültürün olduğu ülkeler değil bunlar. Dolayısıyla bu gibi olgulara çok böyle şaşırarak bakmak veya bunların çok büyük küresel veya bölgesel gelişmelerin habercisi olduğunu söylemek çok mantıklı değil. Bu bağlamda şunu da ifade etmem gereken yani Türkiye ile ilgili olarak. Yani Türkiye'nin de bu konularda hemen bir tavır belirlemesi vesaire çok manasız. Ya bakın ben özellikle dün takip ettim. Hatta bizim Ali Hoca var. Ali Semin çok böyle Orta Doğu konusunda da şeydir, dolu birisidir. Ona da özellikle sordum. Yani Arap ülkelerinden bir tane bile kınama vesaire yok. Herhangi bir tavırda bulunmamışlar. Bizim devlet yetkililerimiz yine yok. İşte bu meşru hükümete darbedir de yok. Burada işte büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Ya biraz bir frene basmak gerekiyor. Yani şimdi evet hakkı hukuku savunalım da hakkı hukuku eğer veya demokratik değerleri bu ülkeler veya bu bölge gerektiği kadar sahiplenmiyorsa bunun üzerinden politika yapmak çok manalı da değil. Şimdi bir de orada ben şu kısmın da tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle ülkenin başında biri duracak. Evet. Bu biri beğenilen biri olsun, beğenilmeyen biri olsun. Sonuçta darbeci devam olsun, etmek darbeci sonuçta. Olmasın ama günün sonunda bir ilişki kurulacak. Demek istediğim bu. Yani, şimdi siz bunu söyleyip hem nasıl ilişkiyi önemli. Devam ettireceksiniz? Şimdi Sisi ile alakalı bunlar söylediniz. Sisi'nin darbeci olduğu net. Evet, Sisi bence de dünyadaki en antidemokratik liderlerden birisi. Bunu zaten tartışacak değiliz. Ama şu anda Mısır'ın başında o var. Ne yapacaksınız? Yani siz Mısır'la olan ilişkiyi mi koparıp atacaksınız? Ne yapacaksınız? Kısmını koparıp atınca zaten ne oldu, ne oldu ortaya çıktı. Yani Mine Hanım, iki yıldır programlara çıkıyorum. Bunun en az 1,5 senesinde ben şunu anlatmaktan dilimde tüy bitmişti. Bizim Mısır'la çatışan bir çıkarımız yoktur. Mısır'la bütün sorunluğumuz ideolojiktir ve Türkiye'nin Arap Baharı konseptine bağlı kalmasından dolayıdır diye bunları söylüyordum. Ve Mısır'la anlaşmamız gerektiğini ifade ediyordum. Ve o zaman benim karşımdaki AK Partili gerek yetkililer gerekse işte düşünürler, akademisyenler vesaire nasıl olur biz bir darbeciyle nasıl bir araya geliriz vesaire diyorlardı ki aynı dönemde bu Sudan lideri Ömer Ebeşir yani bu
21. yüzyılın en büyük katillerinden bir tanesi. Kırmızı halılarla karşılanıyordu Türkiye'de. Hani onu da geçtim. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Sisi'ye rağmen Mısır'la bir ilişki kurmak gerekliliği hissetti değil mi? Yani yarın Tunus'ta da bunu hissettiğinizde bunlar başınıza iş çıkarmasın. Yani biraz o yüzden frene basmak gerekiyor. Dış politika da bu şekilde kurgulanır. Yani biz öyle her ilişkide bulunduğumuz ülkeden demokratik sicil belgesi istemiyoruz. Dolayısıyla Tunus'la olan ilişkileri de bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Ama şu konuda size katılıyorum. Yani siyasal İslam'ın artık o son perdesi gibiydi Tunus'taki. O perde kapanmış oldu. Yani siyasi İslam aslında bölgede sona geldi. Bunu görmek gerekiyor. Türkiye'de de sona geldi. Sadece seçim bekleniyor. Ve bundan sonraki süreç çok farklı bir süreç olacak. Ayrıca bu hususla alakalı yani bu Cumhurbaşkanı'nın başbakanı görevden almasıyla ilgili olarak tabii ki yine AK Parti kurmayları bu kadar feveran ediyorlar veya akademisyenler vesaire bunu dile getiriyorlar ama yani aynı şey Davutoğlu'nun başına geldiğinde hepsi sus pus olmuşlardı. Onu da ifade etmek gerekiyor. Yani Davutoğlu da %50 oy alan bir başbakandı değil mi? Yani bir anda ipi çekildi. Kendisi bırakıp gitmek zorunda kaldı. Partiden de dışlandı. Ayrı parti kurmak durumunda kaldı vesaire. Biz şu anda bu durumu eleştiren, Tunus'taki mevzuyu eleştirenlerden bu konuda bir itiraz bile duymadık. Yani bunu da ayrıca bence not olarak düşmek gerekir. Peki şimdi bir başka konu var mı? Bu konuya ekleyeceğiniz herhangi bir şey? Kimse de bir not yoksa bu Kıbrıs meselesine bir geçmek istiyorum. Bahçeli Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir diyor. Nasıl değerlendirmek gerekir diye sorayım. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın siyasi ve stratejik sonucu 47 yıl sonra vasat bulmuş. Kıbrıs Türk Devleti ufukta görünmüştür. Ok yaydan çıkmış artık geriye dönüş yolu kapanmıştır diyor. Devlet Bey haklı. Kesinlikle tabii ki. Kendisinde belirttiği gibi zaten Kıbrıs'ta artık şu an iki devlet var zaten ve yani aslında kurulduğundan beri var ama artık şu noktayı yani başladığımız yerden daha doğrusu Annan planından bugüne gelen gelişmeleri değerlendirdiğimiz zaman ben çok pozitif bir gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar belki bazı katılımcıları kızdıracaktır ama Annan planı Kıbrıs Türk'ünü Rum'un insafına teslim etmeydi. Ve çok şükür ki Rumlar kendileri aslında benim de ve birçok kişinin de en çok istediği sonuca yol açtılar. Türk tarafı evet dedi, Rum tarafı hayır dedi ve aslında Avrupa Birliği'nin ve genel manada aslında uluslararası kamuoyunun ne kadar ikiyüzlü olduğunu hepimizin görme fırsatı oldu. Çünkü hatırlayacaksınızdır, evet vermesi karşısında Kıbrıs Türk'ünün bu referanduma evet vermesi karşısında dendi ki, çünkü iki taraflı olacak referandum, dendi ki bir ihtimal dahilinde dendi ki diyelim Türkler evet dedi, Rumlar hayır dedi. Ne olacak sorusu soruldu. Ve bunun üzerinden de başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok uluslararası kamuoyundaki örgüt veya uluslararası ilişkilerde bulunan ülke bir takım sözler verildi. Liste halinde en basiti işte ambargoların yumuşatılacağı, ilk başta sonra kaldırılacağı, direkt uçuşların başlayacağı, turizme yönlendirileceği ve bir takım hani ödüller verileceği. Özellikle Avrupa Birliği siyasete havuç ve sopa üzerinden yürür ya, Avrupa Birliği birçok havuç gösterdi. Şimdi ben Beypazarlıyım. Türkiye'deki havuçların yarısı Beypazar'dan gelir. Hatta kasabanın ortasında havuç heykeli var. Kimse benden iyi havucu bilemez. Böyle de bir iddiam var. Orada bir fotoğrafım var. Evet, yani siz turist olarak gittiğiniz için sizin fotoğrafınız vardı da biz oralı olduğum için benim mesela fotoğrafım yok. Ben hiç görmüyorsunuz belki de. Evet. O yüzden de yani havuçlar gelmedi. Havuç gelse ben bilirim. O yüzden anlatıyorum bunu. Hep sopa geldi. Bu söz verilen hiçbir şey tutulmadı. Ya zaten olay başından yani hem Türkiye'nin garantör olduğu hem hikayenin içerisinde Avrupa Birliği'ne alınamaz durum yok muydu? Avrupa Birliği'ne almadılar mı? Evet. Yani ama işte mesele problem şu. Dendi ki üstüne üstlük hiçbir şeye Maastricht kriterine de uymuyordu. Evet. Ve dendi ki ama bu sadece Kıbrıs, Güney Kıbrıs için geçerli değil. Bu Bulgaristan için de geçerli, Romanya için de geçerli, Polonya için de geçerli. Yani değerlendirildiği zaman, eğer objektif kriterlerle değerlendirildiği zaman Türkiye'nin bu ülkelerden çok daha önce içeri girmiş olması lazım. O yüzden de ben Avrupa Birliği'nin ne objektivitesine inanıyorum, herhangi bir şeyine de inanmıyorum. Yani bir komplo teorisi ama anlaşılan gerçekten de bu komplocunun söylediği gibi bir Hristiyan kulübü herhalde. Çünkü Türkiye gerçekten Bulgaristan'dan da, Romanya'dan da, hatta belki de Yunanistan'dan da, o zaman Yunanistan girerken de daha iyiydi. Bir takım daha siyasi sahiplerle. Şey, yani iktisadi, tabii ki Maastricht kriterleri, iktisadi olarak da insan... Zaten ya, tamam ama Türkiye'nin mesela bu ülkeler niye alındı içeri? İspanya niye alındı? Portekiz niye alındı? Yunanistan niye alındı? Veya
Doğu Avrupa ülkeleri niye alındı? Tekrardan otoriter rejimlerin şeyine düşmesin diye, pençesine düşmesin diye alındı bu ülkeler. Türkiye'deki demek ki kabahat şu, yani Yunanistan bu nedenle alındığı için Türkiye'deki kabahat şu, demek ki Türkiye'deki askerler de darbeleri yaptıkları zaman 4-5 sene kalsalar Yunanistan'dakiler gibi, demek ki Türkiye'de alınacakmış içeri. Yani benim anladığım bu, bütün bu olan bitenlerden. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri en baştan beri sakat kuruldu. Ve Türkiye'de Avrupa Birliği'nden kazık yemeye maalesef doymadı. Peki bu Bahçeli'nin söylemini doğru buluyorum diyorsunuz. Evet. Yapılabilir buluyor musunuz? Çünkü her doğru bulunan şey yapılabilir değil. Vallahi mecbur yapılacak. Çünkü bakın yani bayağı bir taviz vererek anlam planı denendi. Rum kabul etmedi. Yani Kıbrıs Rum'unun istediği şey komple herkes gitsin. Hatta mümkünse Kıbrıs Türk'ü de odadan çıksın. Kendileri kendilerine bir Rum devleti olarak adada bir devlet olsun. Hatta belki de sonunda Yunanistan'la birleşsin. Ama daha orada şöyle düşünmek gerekmez mi? Tek millet iki devlet anlayışıyla birlikte kardeşiz biz, kardeşiz biz diye ortaya çıktığımız, birlikte savaştığımız, birlikte vatan toprağı, tabii ki Türk vatanının toprağıdır orası, koruduğumuz Azerbaycan, yavrumuz dediğimiz, yavru vatan dediğimiz, annesi olduğumuz ülkeyi tanımıyor. Tanıyamaz ki ama. Yani bunun bir takım siyasi yani sebepleri var. Yani oradan başlamak gerekmez mi? Karabağ, yani Karabağ meselesinden dolayı. Çözülmeden onu tanıyamaz. Çok gerçekçi beklenti. Yani ben, öyle yani beklentisi işte bence olan varsa da bence beklentilerim Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize de boş yere baskı yapmayalım. Yani gerek yok. Çünkü haklılar. Yani hiçbir şekilde Azerbaycan Türkleri bundan ötürü suçlanamaz yani. Ben çok tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben bunu suçlama üzerine söylemedim. Ya da, yani bunu Azerbaycan yani bir tarihsel bir işte vatan bağı olan insanların ya da işte ülkenin daha doğrusu tanımadığı yerde vatandaşları mutlaka tanıyordur da devletin kendisinin tanımadığı yerde tutup ne bileyim yani Devlet ki Bahçeli'nin iki devlet kurulacak ve tanınacak deyip bunu İngiltere'ye tanıtabileceği fikri bana çok yapılabilir gelmiyor. Doğru olması, yanlış olması başka bir şey görüşün ama yapılabilir gelmiyor. İngiltere yeni bir oyun kurabilir ama. Yani İngiltere'nin adı İngiltere değil, Fransa'ya da kabul ettiler. Fransa yapamaz ama İngiltere için orada bir bence de şimdi rol düşebilir. Üç tane, bakın 3 tane garantör ülke var. Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan ve Birleşik Krallık. Evet. Şimdi hep şöyle oldu. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nin içindeyken bambaşka bir şekilde bakabiliyordu. Bakmak zorundaydı bu probleme. Avrupa Birliği'nin dışına çıktığı zaman bambaşka şekilde bakabiliyor bir. İkincisi tarihi olarak o EOKA'nın, oradaki terör örgütlerinin, Rum terör örgütlerinin bayağı ciddi İngilizlerle mücadelesi var, savaşı var. Tabii. İngilizler o adadan ayrılırken, tam manasında da ayrılmadılar, hala üstleri var ama yani ne diyeyim, kontrolü bırakırken ciddi manada aslında terör eylemine, o EOKA'nın terör eylemi sadece Türklere karşı değildi. Aynı zamanda Birleşik Krallık askerlerine de karşıydı. Ve bunlara da maruz kaldılar. Ben hani İngiltere'de uzun süre yaşadığım için söyleyeyim, İngiliz bence yediği kazı unutacak bir millet değil yani. Nereye hani unutuyor? Bir İngiliz unutmaz, bir İran unutmaz. Evet. O yüzden de yani hani ben eminim ki belli şeyler, tabii ki bu şey demek değil yani yarın çıkıp işte kraliçe ben Kuzey Kıbrıs'ı tanıdım diyecek gibi bir şey değil tabii ki ama bence bir takım iyileşmeler, bakın bunların konuşulmaya başlanması bile, ki sadece Türkiye'de konuşulmuyor. İngiltere'de bile bunların, eski Dışişleri Bakanı çıkıp böyle bir şey denenemez mi diye bir makale yayınlıyor mesela yani. Peki İngiliz barakası ifadesini nasıl buluyorsunuz oradaki yönetimin konuşlandığı yer için? Yani, şimdi bir de İngilizlerle arayı düzeltmeye çalışırken bu konuda. Ben İngilizlerle aslında bu çok da garip. Belki de tarihte ilk defa İngilizlerle Türkiye'nin arasının, yani Türklerin İngilizlerle arasının ilk defa nispeten asla bir bahar rüzgarları esiyor. Bence o işler çok önemli değil. Ya, o peki, şey Can Hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim en başta. Kıbrıs'ta ortak bir devletli çözümün gerçekçi olmadığını herkes anladı. Yani bunun gidebilir bir yönü yok. Annan planı eğer kabul edilseydi o noktada farklı tabii ki ihtimaller gündeme gelebilirdi. Ama o masadan kalktıktan sonra artık tekrardan burada tek devletli bir çözümün olabileceğini vurgulamak, bunun için bastırmak çok hayalcilik gibi geliyor bana. Dolayısıyla burada iki devletli bir çözümün ancak söz konusu olabileceği kesin. Buna ne derece çözüm dersiniz siz? O tartışılır ama ya böylesi bir süreç devam edecektir. Bu noktada Türkiye'nin ne kadar çabalasa da KKTC'nin tanınması noktasında en azından kısa vadede pek başarı sağlayacağını da düşünmüyorum. O zaman ne değişecek derseniz pek bir şey değişmeyecek. Sadece Kıbrıs'a yönelik, yani KKTC'ye yönelik bazı ekonomik onun üzerindeki müeyyideler kaldırılabilir. Onun biraz nefes alması sağlanabilir. Ve
Türkiye ile olan ilişkilerini tabii ki daha yoğun bir biçimde devam ettirebilir. Ama şunu bence biz biraz yanlış anlıyoruz. Uluslararası politikada her sorunu çözemezsiniz. Her sorunu çözmek mantıklı da değildir. Çözmeye çalışmak da mantıklı değildir. Yani bazen en iyi çözüm de çözümsüzlüktür. Yani bunu söylediğimde belki yani böyle de bir bakış açısı olur mu falan diye kızanlar olabilir ama maalesef böyle. Yani ilerleyen yani zamanlarda bir şey olarak. Hayır yani bu sop olarak bu iki tarafın birisinin siyah ya da beyaz gibi kazanabileceği bir husus ancak. Yani ortak bir çözüme artık ulaşılması çok zor. Hatta çok zor değil, bence imkansız. Dolayısıyla böyle arada bir çözümle, bu bir çözümsüzlüktür ama ben bunu aynı zamanda bir ara bir çözüm olarak görüyorum. Bununla uzun yıllar devam edilmesinin bence bir sakıncası yok. Zaten bundan başka gidilecek yer de yok. Yani ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın bundan başka bir çözüm bulunamayacak. Yani bakın şundan eminim, eğer yaşayıp görürsek 50 sene sonra Kıbrıs'la Türkiye'nin arasındaki statü aynı olacak. KKTC ile Kıbrıs Cumhuriyeti yani Güney Yönetimi arasındaki ilişki de aynı olacak. Güney Yönetimi ile Yunanistan arasındaki ilişki de aynı olacak. Çünkü bunun dışında... Hocam bu çok iddialı değil mi ya? 50 sene çok uzun bir süre. Gerçekten bunun böyle olacağını düşünüyorum çünkü... Ama aynısı Karabağ için de düşünmüyor muydunuz? Yok, hiç öyle düşünmüyordum. Gerçekten hiç öyle düşünmüyordum. O çözülebilir bir sorundu. Kıbrıs hatta o noktada ama işin içerisinde mavi vatan ve mavi vatan dolayısıyla işte o bölge halkları yani devletleriyle hatta şimdi işte nasıl Mısır'la konuşmaya başladık Libya'yla çözüyoruz vesaire. Onun hikayenin içerisine girip oradaki o işte işi kolaylaştıran değil, o çözümü daha da zorlaştıran. Şey diye oyun bozulabilir diye. Yani o oradaki işte doğalgaz yatakları vesaire bu hususlar oradaki çözümü kolaylaştıran değil, daha da çetrefilli hale getiren konular zaten. Bu Ali Alıncan'ın söylediği alakalı da şunu söylemek isterim. Ben bu Paşinyan yönetimi şeyde Ermenistan'da göreve gelince tabii onun batı yanlısı tavrından dolayı bunun ileride Azerbaycan için bir avantaj yaratabileceğini söyleyenlerden de bir tanesiydim naçizane. Dolayısıyla orası orada daha çözümlenebilir bir sorundu ama sorunun çözümü için Azerbaycan-İsrail arasının iyi olmasını ben de mesela çok önemsiyorum. Kesinlikle orada zaten çok çok şey olumlu bir rol oynadı İsrail ki bu da şeyin aslında bir inkarı. Hani bu hep söylüyoruz ya, bütün dünya bize karşı, onun da tam merkezinde İsrail var. İsrail, Yahudi aklı vesaire. Üst akıl değil mi? Büyük resmi görelim. Aslında onların da ne kadar yani uydurma olduğu ortaya çıkıyor. Ama ya yani öyle sonuç olarak... Şey, sonuçta Nazi zulmünden kaçan Yahudilerin 2. Dünya Savaşı sırasında geldikleri ilk ülke Türkiye'dir. Tabii. Burada yani, inanılmaz bir Türklerle, o disiplini Türklerle, kuran Yahudilerle, mimar. Yani benim mezun olduğum İstanbul İktisat Fakültesi'nin kurucusu bizzat Almanya'dan gelen Yahudilerdir kesinlikle. Hani Türklerle Yahudilerin arasında tarih boyunca iyi olmuştur zaten. Öyle bir sıkıntı yaşamamışlardı İsrail'in kurulmasına kadar ki. İsrail'in o noktada gayet tabii ki eleştirilebilecek tonla hatası vardır. Bunları tartışabiliriz. Yani, valla orada Arapların hatasını da konuşabiliriz. Var ama bayağı ciddi de yani insanlık ayıbı da şeyler yaşanıyor. İnsanlık durumu şeyler de yaşanıyor tabii bölgede. Ki. Onu da söyleyeyim. Doğru, yaşanıyor. Bu da doğru. Ancak işte şöyle. Şimdi bu az önce Tunus'la ilgili söylediğim husus gibi. Yani biz bazen hani amiyane tabirle söyleyeceğim. Kraldan fazla kralcı oluyoruz. Yani şimdi biz kendimize bir tarihsel misyon biçiyoruz ve diyoruz ki Türkiye işte Osmanlı'nın varisi olarak buralarda işte oyun kurucu olacak ve onlara kol kanat gelecek vesaire. Ama o ülkeler, biz bunu bu şekilde söylediğimizde bundan hoşnut olmuyorlar. Yani Arap ülkeleri bundan hoşnut olmuyor. Yani Arap halklarının çoğu oluyor ya. Ya bunların halen daha biliyorsunuz milli bayramları Suriye, Lübnan, doğru, Irak'ta orada Cemal Paşa'nın astırdığı bayram denmez ona, yaz günü. Milli yaz günü. Cemal Paşa'nın orada astırdığı Arap entelektüelleri halen bunu işte şehitler günü olarak vesaire anıyorlar. Yani dolayısıyla o Türkiye ile orası arasında Arapların bir şey var. Bir savaşa uyuşmazlık İsrail'de durumu söz konusu. İsrail'de girip de satmadığı var mı? Ya tabii ki. Ve ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi hani ülkücü milliyetçi birisi olarak bana söyleyin. Şimdi Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan bunlar bir araya geliyor. Onlar Suudi Arabistan'da geliyor. Hadi ben de size abilik yapayım. Bu bunun gibi bir şey yani. Yani bizim kabul etmeyeceğimiz bir şey. Onların kabul etmesini bekliyoruz. Ha bu Filistin mevzusuyla alakalı da tam şunu söyleyecektim. Şimdi mesela şey olunca biliyorsunuz İsrail'in bu insanlık ayıbı eylemleri söz konusu olunca bizde bir şey var. Yine esnaf falan da yapıyor. İşte bir meşrubat firmasını değil mi alıyorlar sokaklara döküyorlar.
O meşhur firmasının şimdi reklam olmasın diye söylüyor. Evet. Şimdi o meşhur firmasının şeyde Filistin'de, küçücük Filistin'de 4 tane fabrikası var. Yani İsrail'e çok geç giriyor o firma mesela. Tabii tabii, o da var. Yani demek ki bu noktada biraz frene basmayı bilmek ve biraz daha Türkiye'nin reel çıkarlarına ve reel potansiyeline uygun hareket etmek gerekiyor. Yani böyle yeni, işte ne Osmanlıcı söylemlerle veya kendine büyük bir misyon atfederek bu işlerin olmayacağı da belli. Hani Kıbrıs'la alakalı son söyleyeceklerimi ifade edeyim, öyle bitireyim. Yani Kıbrıs aslında şu anda bence şey için, hükümet için düşük yoğunluklu bir kriz çıkartabileceği ideal bir alan. Bunu şunun için söylüyorum. Yani Kıbrıs çünkü bir kere kemikleşmiş bir sorun. Yani 50 senedir var ya, 50 senedir şey olarak var, devlet olarak vesaire. Onun öncesinde çok çok eski, kadim bir sorun. Yani bu AK Parti ile birlikte başlamış bir sorun değil. Bu devlet politikası olarak devam ettirilen bir sorun. Dolayısıyla AK Parti'nin bunun üzerinde diretmesi, bunun üzerinde o gelenekselleşmiş politikaları uygulaması, Batı ülkelerinin örneğin bir işte Suriye'de yaptıkları kadar veya S-400 politikası kadar tepkisini çekmiyor. Şimdi sizin bir taraftan dışarıya oynamanız, dışarıyla olan ilişkileri iyi noktaya getirmeniz lazım. Özellikle ABD ile, hani Türkiye'ye yabancı sermayenin akması için. Ama bir yandan da ülke içerisinde işte bakın biz oyun kurucuyuz mesajınızı vermeniz gerekiyor. Biz dış politikada geri adım atmıyoruz mesajını vermeniz gerekiyor. Onun verilebileceği en ideal yer bence Kıbrıs. Ve o yüzden bunun üzerine gidiyorlar. Çünkü Kıbrıs şu anda hiç kimsenin doğrudan bir ilgi alanı değil. Ve Kıbrıs'taki sizin bu iki devletli çözüm için bastırmanız da gelenekselleşmiş bir politika ve hiç kimseyi doğrudan rahatsız etmiyor. Ama o Suriye mevzusu olunca, işte bakın Doğu Akdeniz'de sismik gemileri geri çektik, uzun zamandır gönderemiyoruz. Veya Sayın Erdoğan işte gidince bu Ermeni soykırım mevzusunu özellikle soracağım diyor. Sonra hamdolsun gündeme bile gelmedi diyor vesaire. S-400'lerle ilgili hiçbir adım atamaz hale geldik vesaire. Ama o önceden konuşulmuştu ya. Dimaslar Hocam'a da söz verelim yani, mi? Buradaki sorun, tamam o cümlemi bitireyim o zaman. Yani buradaki temel sorun, biz aslında adım atabileceğimiz, adım atmamız gereken konularda tamamen durmuş durumdayız. Bunun bir diyeti olarak veya bunun iç politikaya oynanabileceği bir yer olarak da, düşük yoğunluklu bir krizin yaşanabileceği bir yer olarak da Kıbrıs'ı ön plana çıkartıyoruz gibi görüyorum ben. Yeni konacak. Buna rağmen de bizim müjde olarak ortaya koyduğumuz işte bir tanınma vesaire değil veya işte bir Maraş'ın açılmasıyla alakalı bir müeyyide değil. İşte bir sarayın yapılması oluyor. Onu da ayrıca tartışmak gerekir. Masar Bey, sizin bakış açınız nedir Kıbrıs'a? Ve Bahçeli'nin sözlerini elbette. Ben Devlet Bey'in bu konuda normal gündelik politikaya yönelik bir söz söylemediğini gerçekten daha önce biliyorum. Kendisi akademik olarak da konuyla alakalı bir politikacı ve bir siyasetçi. Bu konuyu bilerek söylediğini ve Türkiye'nin de aslında ortaya koymuş olduğu nihai çözümün bu olduğunu ben de düşünenlerden birisiyim. Birazcık sevgili meslektaşım Can Hoca'dan farklı düşünüyorum. Türkiye bu konuyla ilgili AK Parti iktidarından önceki politikaları gerçekten hani bahsettiği gibi çözümsüzlük üzerine kurulu bir politikaydı. Zira Türkiye Kıbrıs'la ilgili bütün uluslararası kamuoyuna ve saklı olduğu bütün stratejilere rağmen kendi kendisine muhalefet eden bir yol izledi. Yani önce kendisi bir takım argümanlar ortaya koydu, sonra bu argümanlara kendisi muhalefet etti ve ana planına kadar, belki Alihan Hocam katılmayabilir bana ama bugün Sayın Bahçeli'nin ve AK Parti'nin ve Türkiye kamuoyunun ve Türkiye Devleti'nin Kıbrıs'la ilgili göğsünü gere gere çok rahatlıkla uluslararası kamuoyunda bir şey söylemesine giden yol Annan planında Türklerin kabul etmesiyle başlamıştır. Bu çok önemli. Peki Yunan da kabul etseydi ne olacaktı? Rum da kabul etseydi ne olacaktı? Üstadım, bana sorarsanız ben Türkiye'nin o günkü sahip olduğu güç bakımından ve diplomatik ilişkiler bakımından çok önemli bir avantaj sağlayacağını düşünenlerden. Yani kumar oynadık ve kazandık mı diyorsunuz? Yok, hayır, kumar oynamadık. Biz tam tersine Türkiye bu meseleyi çözmek istiyordu. Yani şimdi diplomasi şöyle yürür üstadım, malumunuz, hani haddimi aşmak istemem. Estağfurullah. Diplomaside siz süreci yönetirsiniz ya da sonuç odaklı çalışırsınız. Şimdi daha önceki Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili politikası aynen şu andaki Can Bey'in söylediği gibi süreç yönetmeyle ilgili bir politikaydı. Ve süreç yönetme aslında Türkiye çok maliyetli bir şeydi. Zira Türkiye'nin en kritik konularından birisi. Bakın örnek vereyim. Mesela Azerbaycan'a laf söylüyoruz. Niye kabul etmiyor? Oysa yanlış hatırlamıyorsam, belki Ufuk Hocam daha iyi hatırlayacaktır, 550 sayılı Birleşmiş Milletler kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet olarak kabul edenleri Birleşmiş Milletler'den çıkarmakla tehdit etti. Yani çok büyük bir yaptırım uygulayacağını söyledi. Yani biz zannetmeyin ki bizimle dost ve kardeş olan ülkeler Kıbrıs'ın bir bağımsız Türk devleti olarak kabul etmesine çok sıcak bakmıyorlar diye bakmayın.
Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar var ve bu konuyla ilgili yürütülen diğer diplomatik çalışmalar var. Türkiye'nin bu konuda sonuç odaklı çalışmasını ben son derece olumlu biliyorum. Nasar ben Hocam ben onu Azerbaycan devleti tanımaya sıcak bakmıyor anlamında söylemedim. Sayın Bahçeli'nin iki devlet söylemiyle ortaya çıkmasının haklılığını, haksızlığını tartışmayı bir tarafa bırakıp bunun gerçekleştirilebilir bir şey olup olmadığını henüz Azerbaycan'a kabul ettiremediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yavru vatanı nasıl mesela İngiltere'ye, Yunanistan'a, şöyle, Amerika'ya tanıtacağımızı sordum. Şöyle efendim, haklısınız. İşte ben de onu izah etmeye çalışıyorum. Yani bu konuda eğer sizin belli bir gücünüz olursa ve diplomatik çalışmalarınızı hani iyi kurgulayabilirseniz ve sonuç odaklı çalışırsanız o zaman bir netice elde edebilirsiniz. Mesela Türkiye gerçekten o Annan planı kapsamında bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin üyelik sürecine dahil olması için Avrupa Birliği'nin kendi anayasasında herhangi bir ülkenin sınır problemi varsa birliğe üye yapılamaz. Buna rağmen Kıbrıs'ı üye yaptılar. Ve Türkiye'nin bu konudaki Avrupa Birliği ile ilgili müzakerelerde sürekli bu konuyu gündeme getirip siz bu konuda aynen Alihan Hocam'ın söylediği gibi ikiyüzlü ve sahtekar davranıyorsun sözünü de bununla örneklendirmek mümkün. Benim Kıbrıs'la özel bir ilgim var. Ya ben özellikle bizim şu Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana başka bir kara parçasına yönelik ülkemizin gerçekleştirmiş olduğu barış harekatının hakikaten çok gurur verici bir iş olduğunu, Türkiye'nin uluslararası bir meselesinde kendi gücünü ortaya koyarak bir çözüm yolu aradığının bir nişanı, örneği olarak ilgilendiğim bir alan ve keyifte duyduğum bir konu üzerinde çalışmaktan, şu andaki AK Parti'nin ve Türkiye'nin izlediği politikaların doğru olduğunu düşünenlerden birisiyim. Yani bunu başka yerdeki var olan politikalarla mukayese etmek doğru değil. Ama takdir edersiniz ki sadece Türkiye'nin kendi başına ben şöyle yaptım dediğinizde olmuyor, olmadığını da gördük. Ya orada bir devlet kuruldu ama bunun nasıl bir uluslararası tanınırlığı ve bilinirliği ve kabulüyle ilgili nasıl bir blokajla karşılaştığımızı da yine yaşayarak gördük. Dolayısıyla bunun hem gücümüzle hem orada yürüteceğimiz diplomatik ilişkilerle hem de uluslararası haklılığımızı göstermekle yapılabilir. Yani sadece tek başına herhangi bir alanla ilgili yürüteceğimiz bir çalışma sonuç odaklı olmaz. Nihayetinde orada Emine Hanım gördüğümüz artık hakikaten iki toplum var ve bu iki toplumlu bir yapı artık teşekkür etmiş bulunmaktadır. Ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Bu çerçevede bir çalışma yapılacaktır bundan sonra. Umarım Türkiye bu konuda başarmış olur. Yani bu konuyla ilgili politikaları belirleyen siyasetin olması benim açımdan çok daha önemli. Zira daha önce siyaset değil, tırnak içinde söylüyorum, devlet karar veriyordu. Devletin niçin, nasıl karar verdiğiyle de hikmetinden sual olmadığı için biz işin bir türlü kününe vakıf olamıyorduk. Ama şu anda işte bu gördüğünüz gibi sizin programınızda değişik fikirlerden insanlar hep beraber üzerinde konuşup tartışabiliyoruz. Ufuk Hocam siz ne düşünüyorsunuz Kıbrıs ve Kıbrıs'a bakış açısı ile ilgili olarak ve Kıbrıs'a verilen müjde ile ilgili olarak? Bir ülkede demokrasinin olup olmadığını dış politikada partiler farklı tezler üretebiliyor mu oradan anlayabiliriz. Şimdi alt başlığınız Kıbrıs'ta iki devletli çözüm mümkün mü? Zaten fiili durum bu. Zaten fiilen iki devletli bir durum var yani. Hı hı. Hani yaptım oldu dediğinizde değişen ne olacak ki? Önemli olan biz Türkiye olarak kendi stratejimizin parçası olarak mı Kıbrıs'a bakıyoruz? Yoksa Kıbrıs halkı Kuzey Kıbrıs halkı bir özne olarak kendi geleceğini belirleyebilecek mi? Yani biz bütün Tunus'tan Ermenistan'a her yerde ne önerebiliriz? En fazla işte Tunus'ta seçim olsun, halk karar versin. Yine sizin bir programınızda Ermenistan'la ilgili hatırlarsınız. Hızlı seçim olmalı demiştim ama Paşinyan'ın da seçimi kazanacağını sizin programınızda önceden söylemiştim. Nereden bildim? Şuradan çünkü Karabağ hizmetine rağmen halk eski Ermenistan'ı istemiyor. Şimdi Kıbrıs'a dönelim hızla. Kıbrıs'ta anam planı için ne deniyordu? İşte bu Rumların lehine deniyordu. Belli ki Rumlar bu konuda ikna edilmedi. Ya da belli ki Rumlar böyle olmadığını gösterdi. Anam planı evet çıksaydı ne olacaktı?
iki toplumlu, iki bölgeli federatif çözüm olacak. Peki Rum tarafı buna niye itiraz etti? Çünkü hiçbir ülke aslında ellerindeki avantajları, imtiyazları gönüllü olarak kaybetmek istemiyor. Hatırlarsanız Denktaş'a sorduklarında demişti ki Denktaş, ya Kıbrıslı diye bir şey yoktur. Bugün çok fazla eşek kelimesi kullandım. Olsa olsa Kıbrıs'ta eşek vardır demişti. Yani siz fiilen, ki Avrupa Birliği'ndeki problem de bu. Yani siz Avrupa Birliği yurttaşı diye bir şey yapamıyorsunuz. Bir tatil kampına bile gittiğinizde İtalyanlar bir tarafa gidiyor, Almanlar bir tarafa gidiyor. Ve Covid'de gördük, Avrupa Birliği kolunu elini toparlayamadan ilk yardım Çin'den geldi. Ve bu ciddi Avrupa Birliği içerisinde kriz yarattı. Şimdi tekrar Kıbrıs'a dönelim. Azerbaycan'la ilgili Mazhar Bey'in itirazı doğru. Yani siz mesela Azerbaycan olarak böyle bir durumu içine girdiğinizde hiçbir uluslararası anlaşmanın bir parçası olamadığınız gibi uluslararası maça bile çıkamaz hale geliyorsunuz. Dolayısıyla başka bir durum söz konusu. Peki Türkiye'ye bakalım. Türkiye Kıbrıs'ın bağımsız olduğunu kabul ediyor. Mesela Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası diye bir banka var. Doğru. O banka ne öğretiyor? Hangi para birimini öğretiyor? Ben 23 yılından meclise girdim ve ilk yaptığım iş, ya bu Kuzey Kıbrıs'taki memurların maaşları nasıl ödeniyor? Bütçeye baktığınızda bütçede böyle bir kalem yok. Ya acaba bu örtülü ödenek mi ödeniyor? Şimdi nereden baksanız tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu yıllardan beri sürdürmüşüz ama oluşturulan fiili adımlar ki federatif çözüm bence artık geride kaldı. Yani iki ayrı devlet zaten fiili devrinin adını koymak anlamına geliyor. Buradan bir yere varmak çok kolay değil. Yani dünyada da Türkiye'de kanaat önderleri vardır. Bir de kıt kanaat önderleri vardır. Kıt kanaat önderlerinin Kıbrıs üzerinde kanaat beyan etmesi hakikaten çok zor bir durum. Çünkü bu fiili durumu başta oradaki İngiliz üstlerinin durumunu da dikkate aldığınızda siyasette mümkün olanın kanatıysa maalesef böyle bir durum konusu değil. Yine biraz önce Almanya'dan gelen Yahudilerden bahsettim. Hiçbirimiz çıkıp Yahudilere ya niye geliyorsun kardeşim gidip ülkende faşizme karşı savaşsana demedi. Ama Yahudilere yönelik söylemediğiniz mesele başkalarına ilişkin. Mesela Arap olduklarında aklınıza gelen ilk cümle olabiliyor. Ya belki adam militarizme karşı, belki adam böyle bir tercihe sahip değil. Dolayısıyla bütün bu meselelerde hep bir filtreden geçirerek, prizmadan geçirerek bakıyoruz. Kıbrıs meselesiyle de bizim yüzleşmemiz hakikaten çok zor. Neredeyse Kıbrıslar adına... Ne kadar kötü bir analojiydi bu ya. Yerin, sanat beyan ediyoruz ama farklı sıkıştığımız yer alternatif siyaset üretmeye imkan bırakmıyor ama zaten fiili bir durumu adını koyuyor Sayın Bahçeli. Zaten fiili durum bu. Dolayısıyla vites değiştirildiğinde de uluslararası zeminde bir değişiklik olmayacak. Ama siyaset hegemonya sanatıysa, hegemonya kurmakta, kuralları kurmak sanatıysa, ya uluslararası ölçekte kuralları oluşturmak, İkinci Dünya Savaşı sonrası konjonktürü değiştirmek hakikaten bir güç olmayı gerektiriyor. Öyle bir güç durumu var mı? Yoksa kendi vehiplerimizin, kendi yarattığımız terapların kurbanı mıyız? Onu da takdirini size bırakıyorum. Bir itiraz mı var? Yani şu analoji çok garipti bence. Suriyelilerle veya Afganlarla İkinci Dünya Savaşı öncesi gelen Yahudileri kıyaslamak zaten Ufuk Bey bir sürü analoji, bence enteresan analojilerde bulundu bu meselede. Ne bu Suriye işi, bir saniye bitireyim müsaade edin. Müsaade edin bitireyim çünkü ses karışıyor. Almanya'ya giden gurbetçilerle hiç alakası yok bu meselenin. Balkanlardan, bir dakika bitireyim. Balkanlardan gelenlerle hiç alakası yok. Çünkü Almanya'ya giden gurbetçiler Almanya çağırdı. Balkanlardan gelenler kendi ülkesinin içinde hareket ettiler. En sonki örnek Nazi Almanya'sından kaçanlar, Nazi Almanya'sından kaçan yerlerle de hiç alakası yok. Yani bambaşka meseleler. Balkan Savaşı'nda benim ailem öyle gelmedi Türkiye'ye. Yanlış biliyorsunuz. Bir Balkan Savaşı'na bakın. Anlamadım. Ben Balkan Savaşı'ndan bahsediyorum. Benim tamam. Ailem Balkan Savaşı'ndan geldi. Tasını toprağı bırakarak geldi. Tamam. Ama aynı şey değil ikisi. Kendi zaten kendi ülkesinin içinden ülke içi bir göçle, ülke dışından ülke içine gelen göçü karşılaştırıyorsunuz. Kaldı ki bir tanesi 20. yüzyılın başı, bir tanesi 21. yüzyılın başı. Arada 100 küsür sene var. Yani anakronizmden başka hiçbir şey değil bu ikisini karşılaştırmak.
Zaten aynı şeyi demedim. Var olan tepkilerden bahsediyorum. Tamam tamam ama yani bu Suriyeliler meselesini başka yani başka başka göç hareketlerle o zaman kavimler göçüyle de karşılaştıralım yani. Hayır, mesela siyahlarla ilgili Amerika'da siyahlarla ilgili tepkiden bahsettiğimde ya siyahlarla beyazlar aynı şey demek gibi bir şey bu. Yani bir tepkinin bir mantığı ortaklığından bahsediyorum. Yoksa her bir olay tabii ki birbirinden farklı. Aynı olması mümkün değil zaten. Peki, Mazhar Bey bir cümle sizden alayım, sonra Can Hocam'dan da bir cümle alayım, sonra da veda edelim. Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin hakikaten izlediği yolun doğru olduğunu düşünenlerden birisiyim. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Sayın Bahçeli'nin söylediği böyle günlük politika yönelik bir laf değil, Ufuk Hocam da altını çizdi. Artık fiili bir durum var orada. Bir Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs'ta bir Türk Cumhuriyeti'nin kurulması gerektiği ve bu konuda da Türkiye'nin çalışması gerektiği açıktır. Eğer süreç yönetimi üzerinde yani süreci idare edelim diye bakarsa sahiden de bize maliyeti çok yüksek olan bir diplomatik ilişkiler ağı çıkarıyor. Bundan bir an önce kurtulmak gerekiyor. Sonuç odaklı çalışma, yani süreç odaklı değil de sonuç odaklı çalışması gerekiyor Türkiye'nin. Bu Kıbrıs konusunda da yapılacak olan çalışmaların buna Türkiye'ye çok önemli bir katkıda bulunacağını düşünenlerden birisi. Can Hocam, Son söz olarak şunları ifade edeyim. Ufuk Hoca'nın değindiği bir husus vardı, bunu çok önemsedim. Yani bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olduğunu biz söylüyoruz. Diğer ülkeleri de buna inandırmaya gayret ediyoruz ama acaba biz buna uygun bir şekilde davranıyor muyuz dedi. Bu çok doğrudur. Yani en başta bizim bu konuda kendimizi ikna etmemiz gerekiyor ki diğer ülkeler nezdinde de biraz daha inandırıcı olabilelim. Dolayısıyla mesela bu son örnekte Sayın Erdoğan'ın doğrudan çıkıp bir külliye müjdesini, saray müjdesini vermesi ve bunu işte bir Kıbrıs'ta yetkili dururken kendisini yapması ve şimdiye kadar kullanılan binaya da işte dediğiniz gibi baraka vesaire gibi garip söylemlerde bulunması örneğin bu noktada değerlendirilmesi ve eleştirilmesi gereken bir tavırdır. Türkiye eğer KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu söylüyor ve bu yüzden de Kıbrıs'ta iki devletli çözümü oluşumu için bastırıyorsa en başta buna kendisini inandırması ve kendisinin buna uygun davranması gereklidir. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tüm katılımcılara böylece noktayı koyalım. Güzel, keyifli, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın. Koyun üç kolay adımdan.